İyi akşamlar. Ülke TV akşam baskısına hoş geldiniz efendim. Bu hafta 3 değerli konuğum var. Sizlere hemen onları takdim edeyim istiyorum. Hüseyin Yayman, doçent doktor, AK Parti Hatay Milletvekili. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Hoş bulduk Mehmet Bey. Özledik sizi, epeydir ağırlayamamıştık. Efendim özlenen, özleyen özlenir. Biz de sizi özledik. Stüdyoyu da özledim kaç zamandır. Davet etmiyordunuz, şimdi davet ettiniz, geldim. Ama 3. haftada. Ama meclis gündemi maalesef. Diğer arkadaşın işi çıktı da yüzden. Ömer Vekfi Hatipoğlu, Şamil Tayyar, sizler de hoş geldiniz. Şimdi şuradan programı başlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye dönük yeni yaptırım kararları var. Amerikan Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu bu yaptırım kararını 4'e karşı 18 evet oyuyla kabul etti. Bayağı da ağır yaptırımlar. Yani bir tarafında S-400'ler, bir tarafında Barış Pınar Harekatı, bakanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte hedef durumunda bu kararlarda. Ve yani belli ki Senato'ya gelecek bu. Senato'dan çıkması halinde. Oradaki oran da önemli. Teknik olarak bir bilgi daha verelim. Eğer 3-2 çoğunlukta çıkarsa o zaman başkanın veto etme yetkisi kalmıyor. Ve o durumda ancak başkanın, yani Trump'ın artık ne yapacağı sorusu karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de tabii Ermeni meselesiyle ilgili eş zamanlı olarak Ermeni soykırım iddialarını, 1915 olaylarını Ermeni soykırım olarak kabul eden bir tasarı da yine kabul edildi. Şimdi Hüseyin Yayman, bu tabii çok önemli bir konu. Yani Türkiye'de ekonomi piyasaları başta olmak üzere ciddi anlamda üzerinde durmayı gerektiren bir konu. Türkiye'nin buna nasıl bir cevap vereceği sorusu yine karşımızda. Şimdi bu gelen tehlikeyi ne ölçüde ciddiye almak gerekir? Bunun sonuçları neler olabilir Türkiye'ye dönük? Eğer bu yaptırım çıkarsa bunun derecesi ne olabilir? Ne kadar sertlikte bir etki üretebilir? Buradan bir başlayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Davetiniz için tekrar ben şükranlarımı sunuyorum. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Meselenin 3 boyutu var. Bir tanesi Amerika açısından meselenin bir anlamı var. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde hem de başkan nezdinde meselenin ilerleyiş biçimi var. İkincisi Türkiye'ye dönük bir cephesi var. Türkiye'nin buna nasıl bir reaksiyon göstereceği, tam sizin dediğiniz gibi bunun ne anlama geldiği ve nereye evrileceği, bu krizin nereye evrileceği konusunda bir problem var. Üçüncüsü ise uluslararası sistem bakımından. Ben en sondan başladım. İşte Amerika'ya karşı dünyada yükselen anti-Amerikancılığın tam sebebi de budur. Ben neredeyse her programda söylemişimdir. 1978 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Afganistan'ın başında Babrak Karmal yönetimi vardı. Sovyetler Birliği'nin başında Leonid Brejnev vardı. Evet. Ve 1978'den 2018'e, 2020'ye geldiğimizde yaklaşık 40 yıldır Afganistan'da bir iç savaş var. Oradan gelin Irak'a. Ben üniversitede öğrenciydim ve Saddam yönetimi Kuveyt'i işgal etti. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgeye müdahale etti. 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri askerleri Irak'a girdi ve 2020 yılındayız, 30 yıl devam etti. Diğer taraftan Suriye'de 2011 yılında başlayan olaylar Arap Baharı'yla bütün Orta Doğu'yu etkiledi. Bütün bu tartışmalar toplamda son tahlilde şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede istikrarsızlığı büyütmek, çatışmaları derinleştirmek ve buradan bir sonuç elde etmek. İşte mesela Suriye'de Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı yaptığı bölgeden çekilirken Rakka'daki petrol kuyularından çekilmedi. Irak'ta kuzeyde farklı bir siyaset yürütürken Basra'da petrol kuyularına el koymak istedi, doğalgazı kontrol etmek istedi. Zaten Afganistan'da taş üstüne taş kalmadı. Bu
İşte Cumhurbaşkanımızın söylediği dünya beşten büyüktür lafı ve İsrail'in toprakları neresidir, sınırları neresidir lafı ve son tahlilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gün farklı, öbür gün daha farklı, üçüncü gün bambaşka bir siyaset izlemesi hem Birleşmiş Milletler sistemini hem uluslararası sistemi tartışmaya açmıştır. Ve bu tartışmalarda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç kimse sen neden böyle yapıyorsun demiyor. İki kutuplu bir dünyada bir tarafta Sovyetler Birliği vardı, diğer tarafta Amerika vardı. Bunun peki anlamı ne? Çok kısa özetleyerek geçiyorum. Bunun anlamı şu. Uluslararası sistem Soğuk Savaş dönemine göre dizayn edilmiş bir sistem. NATO'dan Birleşmiş Milletler'e kadar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu sistemin yani Soğuk Savaş döneminin artık bittiğini ve dünyada yeni bir dönemin, uluslararası sistemin kurulması gerektiğini bilmiyor. Ve bunu kendi dünyanın jandarması olduğunu varsayarak böyle hareket ediyor. Amerika'ya, kamuoyuna döndüğümüzde, Amerika'da bu tartışmalar neyin gölgesinde yapılıyor? Bir, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te, Senato'yla beraber çok eşitler arası bir müzakere yürütüldü. Ve bu herhalde, yani ben siyaset bilimi hocasıyım, siyasi tarihi hem dünya tarihini hem Türkiye tarihini iyi biliyorum. Soğuk Savaş dönemi dahil, Küba krizi dahil ne Amerikan başkanları ne Sovyetler Birliği'nin liderleri ya da Merkel'le senatolar arası, gruplar arası böyle bir görüşme olmadı. İşte burada hem Ömer Bey hem de Şamil Bey de bu konuyu biliyorlar. Varsa söylesinler. Ya da ekranları başında bizi izleyen vatandaşlar desin ki Sayın Hüseyin Yayman siz yanlış biliyorsunuz. Evet 1977 yılında Nixon'la işte Sovyetler Birliği lideri ya da Almanya Başbakanı böyle bir görüşme yürüttü. Çünkü bu çok önemli. Neydi hava? Pozitif bir hava vardı ve Başkan Trump ne dedi? Basın açıklaması sırasında bütün dünyanın gözü önünde ben Tayyip Erdoğan'a hayran olduğum bir lider, Tayyip Erdoğan büyük bir lider dedi. Ve Amerika'da başkanın azil süreciyle beraber eş zamanlı ilerleyen bir Trump'a kriz da mı hareket çekiliyor? Ya bir Amerika'da Trump'ı da bir anlamda diskalifiye etmek isteyen, sistemin dışına atmak isteyen bir müesses nizamla Başkan Trump arasında bir mücadelenin olduğunu biliyorum. Ne çıkar buradan peki? Ben buradan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bakın göreceksiniz. Yani bir kehanette bulunmak istemem ama benim tecrübelerim Amerika Birleşik Devletleri'nin tam Türkiye'ye yönelik de yaptırım yaklaşımı şu. Ne kadar zorlarsam, gerilimi ne kadar tırmandırırsam ben pes ettirebilirim. Çünkü geçmişte böyleydi. Tam Soğuk Savaş döneminde gerilim ne kadar tırmanırsa asimetrik bir ilişki var çünkü. Bir tarafta dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan Türkiye. Bu ilişki doğası gereği asimetrikti ve Türkiye her zaman biat eden pozisyondaydı. Ama şimdi ilk defa dünyanın da şaşkınlıkla izlediği bir eşitler arası müzakere ilerliyor. Ben buradan Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın azledilmeyeceğini ve inşallah yani vetoya da gerek kalmadan Senato'da bunun bu düzeyde krizin tırmanmayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Pentagon'un ve CIA'nın, CIA'nin en büyük stratejisi gerilimi yükseltmek ve karşısındakini psikolojik harekatla, pH hareketi dediğimiz harekatla demoralize etmek istiyor. Türkiye'yi de pes ettirmek istiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Türkiye'nin bakın bugün çok güzel bir şey oldu. Bütün iktidar muhalefet yani söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır diyerek Amerika'ya karşı bir ortak bildirinin altına imza attı. Tam da HDP Türkiye'de dedi Şamil Tayyar. Yani ben HDP'yi zaten hani HDP başka bir dalga boyunda yani CHP'yi söylüyorum, İYİ Parti'yi söylüyorum. Şimdi bir diğer husus Türkiye'ye bakan tarafı. Türkiye yani çok özetle onu da söyleyeyim. Türkiye'ye peki bunun sizin sorduğunuz ne yapacak? Türkiye S-400'ler dahil olmak evet. üzere. Nasıl bir cevap verecek? Hatırlayın Barış Pınarı Harekatı ya da şöyle. Türkiye bundan 2 sene önce Zeytin Dalı operasyonunu yaptı değil mi? Afrin'e girdi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi lideri de dahil olmak üzere
dünyadaki genel psikoloji neydi? Türkiye buraya asla girmemeli, girerse çıkamaz. Biz buna kesinlikle yaptırım uygulayacağız. Ne oldu? Türkiye buraya girdi ve orada şimdi düzeni sağladı. Diğer taraftan aynı harekat tarzı nerede oldu? Barış Pınarı harekatı sırasında. Giremezsiniz, müsaade etmeyiz, asla buna uçuş izinlerini vermeyiz. Türkiye onların da beklemediği bir biçimde ansızın bu harekatı bir yıldırım hızıyla yaptı ve hem masada hem sahada kazanımlarını elde etti. Ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık biçimde gerilimi tırmandırmak istediğini, bunu bazen ekonomi tetikçilik yaparak, bazen uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi yalnızlaştırma siyaseti güderek yapmak istediğini düşünüyorum. Ama Türkiye milletiyle beraber liderinin yanında, hükümetin yanında, evet. Ben buradan daha büyük bir kriz çıkacağını sanmıyorum. Peki. Şamil Tayyar, şimdi bugün Reuters bir haber geçti. Türkiye'nin Rusya'yla Nisan ayından önce ikinci bir S-400 anlaşması yapabileceği yönünde. Bu haber önemlidir Reuters'ın. Yani baktığımız zaman zaten bir geri adım işareti yoktu bugüne kadar ama bununla birlikte bir sanki öyle bir şey olursa ben daha fazla adım atarım gibi bir cevap da veriliyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İncirlik ve Kürecik üslerinin durumu da gündeme gelir biçiminde açıklamaları da var. Şimdi belli ki burada hani ne yaparlarsa yapsınlar bir geri adım atılmayacak. Aksine gelecek olan adımlara, muhtemel adımlara karşı cevap verilecek. Bir sillemede bulunulacak. Şimdi biz tabii şu sorunun cevabını arıyoruz. Yani az önce girişte de söylediğim gibi bu senatodan geçmekte olan yaptırımlar hani günün sonunda bütün ilişkileri bitirebilecek kadar ağır yaptırımlar. Yani Cumhurbaşkanı ve ailesine yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere çok ağır şeyler var orada. Başlıklar söz konusu. Yine başta söylediğim gibi bir taraftan yani ekonomi piyasaları başta olmak üzere yakın bir takip var. Acaba nereye gider bu gidişat nasıl olur biçiminde? Bunun yani ne öngörüyorsun? Yani ileriye dönük olarak bu yaptırım çıkar mı? Hüseyin Yayman'ın dediği gibi olumsuz bir sonuç çıkmaz mı? Veya senatodan çıkarsa orada bir ara formül bulunabilir mi? İlişkilerin tekrar devam etmesini sağlayacak. Ne gözüküyor? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hüseyin Hocam küresel siyaset ile bir genel değerlendirme yaptı. Ben de biraz içini dolduran ve daha somut hadiseler üzerinden meseleyi biraz genişletmek istiyorum. Hani senin de soruna cevap verecek şekilde. En sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Sonuçta bu kararların tamamı siyasi karardır. Yani bir hukuki mülahazayla verilmiş karar değil. Dolayısıyla bunlar iki ülke arasında pazarlık konusu. Pazarlığın seyrine göre bu yaptırımlarla ilgili de yumuşama, ortadan kaldırma veya devamına ilişkin karar alabilirler. Peki ne oldu da hani 6 ay öncesinden farklı olarak bu noktaya geldik? Son dönemdeki gelişmelere baktığımızda dünya siyasetini yakından ilgilendiren ve can yakıcı birkaç problem var. Birincisi Suriye. İkincisi Libya. Bu son derece önemli. Az önce hani ikincisini de almayı düşündüğümüz S-400'lerle ilgili tartışmalar. Bir de küresel sermaye ile Türkiye arasında uzunca süredir devam eden bir örtülü soğuk savaş var. Bütün bunların hepsinin bir muhasebeleştirildiği bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Suriye'de en son malum Türkiye bir Barış Pınarı harekatı gerçekleştirdi. Orada yani 7 düvele karşı bir mücadele verdi ve ciddi bir mevzi de elde etti. Özellikle iki bölgede bir cep açtı. Diğer bölgelerde de Rusya ile bir işte Amerika ile Rusya ile bir takım şeyler var. Sınır devriyeler var. Fakat şimdi Türkiye'nin burada da aslında bir yerde yalnızlaştırılmaya çalışıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri sözünü tutmuyor. Ama aynı zamanda Rusya'da Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkileri gözeterek kendi politikalarını uygulamaya çalışıyor. Yani Amerika ile ilişkiler bir pozitif noktaya evrildiği anda o da İdlib'de Suriye'nin işte doğu bölgesinde başka operasyonlarla kendince bir balans ayarı yapıyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla yetkililerle yaptığım temasın sonucunda da şöyle bir intibaya vardım. Onu paylaşmak isterim. Suriye'de Amerika ile Rusya arasında bir zımni mutabakatın olduğunu görüyoruz. Mesela
işte Doğu ile ilgili bir mevzu olduğunda Rusya ile bunu konuşurken işte onu Amerikalılarla görüşün diyorlar. İşte diğer bölgede olduğu zaman onu Ruslarla görüşün diyor Amerikalılar. Sürekli olarak sanki birbirlerini kollayan ve gözetleyen bir pozisyonları var. Paylaşmışlar gibi sanki. Öyle gözüküyor. Fırat'ın evet, doğusu. Evet. Amerika'nın nüfus alanında batısı Rusya'nın. Şimdi böyle bir paylaşım var. Ve aralarda da bir zımni mutabakat var gibi ve birbirlerine kuyruklarına basmıyorlar. Aynı ilişkiyi biz Libya'da da görüyoruz. Bakın hani birkaç gündür saçma sapan yapay gündemlerin peşinden gidiyoruz. Bana göre yakın tarihin, belki Cumhuriyet tarihinin en kritik kararlarından birisi Libya ile yapılan anlaşma. Yani bu Türkiye'de gerçekten gerçek yönleriyle hani anlatılmış, konuşulabilmiş, tartışılabilmiş bir mevzu değil. Ben bu konuda Türkiye'nin bu mevziyi koruyabilecek her türlü angajmana girmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer asker göndermek gerekiyorsa asker, silah göndermek gerekiyorsa silah. İnanın ben hani kişisel kanaatim Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için ne kadar önemliyse Libya Anlaşması'nın ondan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz'deki kuşatmayı kesin kıran bir anlaşma. Tabii. Değil mi? Çünkü Doğu Akdeniz küresel kavganın son dönemde yoğunlaştığı alanlardan birisi. Yani Yunanistan, Rumlar, yani bölge ülkeleri, Mısır, İsrail. Ama ötesinde hem Amerika'nın hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın hakikaten sert bir rekabete girdiği bir alandan bahsediyoruz. Yani kimilerine göre 500 yıllık, 600 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. İnanılmaz büyük bir satranç tahtası, büyük bir oyun alanı. Şimdi burada ülkeler pozisyon alıyor. Şimdi Türkiye, Libya ile yaptığı bu anlaşmayla Türkiye ve tam çapraz karşısında Afrika'nın diğer ucunda Libya ile bir koridor oluşturuyor ve bu koridor Yunanistan'dan İsrail'e kadar uzanan hattın tam arasına hançer gibi giriyor. Ve onların bütün manevra alanlarını yerle bir eden, Doğu Akdeniz'deki bütün oyunları alt üst eden çok önemli bir hamle. Uykuda yakalandı. Kesinlikle. Şey. Bakın o sebeple de ne yaptı Yunanistan? Libya'nın büyükelçisini gönderdi. İşte Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet etti ve Türkiye üzerinde ciddi bir baskıya giriyor. S-400'lerle ilgili tartışmayı zaten biliyoruz. Hem NATO'dan hem Amerika'dan gelen tepkileri, Avrupa'dan gelen tepkileri, Türkiye'nin bir yol ayrımına girdiğini, işte Rusya ve türevleriyle yeni bir ittifaka girmeye çalıştığını ve Batı ile koptuğu iddiasıyla Avrupa'da, Amerika'da birçok tezler konuşuluyor. Bundan dolayı da bir reaksiyon var. İşte F-35 Amerika karşı tez olarak F-35'lerle ilgili Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Birden dediğim gibi küresel sermayenin hani Türkiye üzerindeki hesapları tutmadığı için yani uzunca süredir Türkiye'ye ilişkin farklı hesapları var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu taleplerden sonuç alamayanlar şimdi Amerikan Kongresi üzerinden Türkiye'yi yeniden bir planla kuşatmaya çalışıyor. Bu yaptırımlarla işte bu sözde yaptırım ve işte yine sözde Ermeni soykırımı kararı gibi girişimlerle bu kuşatma alanında genişletmeye çalışıyorlar. Peki ne olur? Şimdi oyun büyük, oyun derin ve hakikaten çok hayati mevzularla karşı karşıyayız. Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak masada ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Yoksa hani şuna alışıktık. İşte Nisan ayında her yıl bu soykırım mevzu hikayesi periyodik olarak gündeme gelir. Bir ülkelerde işte kabul edilir. Bir başka ülkede benzer girişimler olur. Hani Amerika'da son dakikada başkan şimdi Nisan ayında değiliz. Hani konjonktür de o gün bir konjonktür değil o açıdan. Ve bir anda böyle bir karar almaya ihtiyaç hissettiler. Sonra 6 aydır falan birçok şey hani böyle tıkırında gidiyor gibiydi. Bir anda yine kongrede işte bir yaptırım kararı. Zannediyorum bu yaptırımlarla ilgili kararın hani hızlandırılmasında özellikle Libya mutabakatının önemli rol alabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada tuhaf bir şey de var. Şimdi Rusya S-400'lerle ilgili bizim ciddi bir partnerimiz gibi gözüküyor. Ama Libya'da yine bu sefer Rusya bizim karşımızda. Hafter'e yani o karşıt gruba silah yardımı yapıyor. Şimdi eğer biz burada NATO'yu ve Amerika'yı karşımıza alacak kadar çok derin ve yeni bir ilişkiyi
Rusya ile geliştirmeye çalışırken Libya'da bir bakıyorsun Rusya Libya'da karşımıza çıkıyor. Demek ki ülkeler kendi menfaatleri gerektirdiğinde başka oyun planlarını geliştirebiliyor. Bu da aslında bizim için çıkarmamız gereken, yani bu hadisede çok fazlaca ders var. Dolayısıyla şimdi geri bir sürece giriyoruz. Türkiye'nin eli zayıflarsa bu süreçte çok şeyi koparırlar. Hı. O nedenle de Türkiye'nin bu kuşatma karşısında elinin çok güçlü olması lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Her şeyden önce içeride istikrarı ve siyasi birlik son derece önemli. Az önce Hüseyin Hocam söyledi, yani parlamentonun gösterdiği bu tavır da önemli. Yani sözde soykırım tasarısıyla alakalı işte 4 siyasi parti bir ortak deklarasyon yayınladı. Bunu çok kıymetli ve değerli buluyorum, onu söyleyeyim. Şimdi inşallah bundan sonraki süreçte bu yaklaşım birçok konuda da varlığını devam ettirir. Eğer Türkiye böyle bir topyekün birlikteliği sergileyebilirse, içeride bizi saçma sapan mevzularla uğraştırmazlarsa, daha ben eminim ki Türkiye bu mücadeleye güçlü devam ederse bu yaptırımların çoğundan hani daha az hasarla çıkabilir. Ama şu bir gerçek, sonuçta az önce sıraladığımız konularla alakalı kendi menfaatlerini gerçekleştirinceye kadar Türkiye üzerindeki baskılarını artıracaklar. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Ömer Bey, bu aslında yaptırım meselesi yeni bir konu değil. Yani bu özellikle Temmuz ayında S-400'lerin Türkiye'ye gelişi sırasında Amerikalılar çok net, açık bir pozisyon ortaya koymuşlardı. Eğer bunun bir çivisi bile gelirse biz yaptırım uygulayacağız diye. O anlamda Temmuz ayı çok gerilimli de geçmişti. Ve hatta içeriden dışarıda bir takım çevreler bunun beklentisiyle hareket etmeye başladılar. Yani S-400'ler nedeniyle Amerika yaptırım uygularsa dolar alır başını gider, çatı bu hükümetin, bu iktidarın üzerine çöker, altında kalırlar, bize de gün doğar diye bir buna böyle umutla yatırım yapanlar da olmuştu. Fakat sonra geldi işte bu bataryalar, burada işte Akıncı üstüne geldi, yerleşti. Sonra Amerikalılar B planı dediler, hani tamam madem geldi bunu konuşlandırmayın, aktif hale getirmeyin, orada hangarda kalsın demeye başladılar. Şimdi bu süreç, bu yaptırım tehditleri de bu süreçle ilgili olarak gündeme gelmiş durumda. Ben şöyle, yani bu tabii ekonomi piyasaları üzerindeki etkisi, zaten Amerikalıların elindeki tek silah da bu. Yani bütün yaptıkları açıklamalarda, tehditlerde, şantajlarda hep bunu diyorlar. Biz bak böyle yaptırım yaparız, sen de ekonomi mahvolur diye. O Temmuz ayına gidilirken en üst perdeden açıklamalar yapıldı o dönemde. Buradan, yani benim hani Ankara'dan aldığım nabız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafından bazı isimlerle yaptığımız konuşmalarda onlar şunu söylüyorlar. Yani yaptırım eğer uygulanırsa, ki buna dönük bir psikolojik hazırlık da var. Yani yaptırım olacakmış gibi bir hazırlık da var. Ama bu tavsadı, piyasalar bunu büyük ölçüde satın aldı. Dolayısıyla öyle bir durumda bile çok sert bir sert bir rüzgar beklemiyoruz. Sert bir geri dönüş beklemiyoruz biçiminde konuşuyorlar. Yani işte bu biraz perde arkasında yapılan sohbetlerden aldığımız bir şey bu, nabız bu. Ama iş burada bitmiyor tabii. Yani az önce de söyledim, çok burada ağır bir içerik var. Yani Cumhurbaşkanı'nı, bakanları, Enerji Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, bunların hepsine yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Amerika'ya gidişlerinin yasaklanması falan filan. Bu yani işleri eğer oraya kadar gider mi? Giderse bu ilişkilerin fiilen kopması anlamına gelmez mi? Bir de buna cevap tabii, yani Kürecik, İncirli'yi kapatırız diye bir yine resmi Dışişleri Bakanı ağzından yapılmış bir açıklama da var burada karşımızda. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Türkiye tarihinde ilk kez belki kendi gücünün bilincinde olan bir ülke haline dönüştü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı, biraz önce Hüseyin Bey buna değindi.
dünyadaki değişim ve dönüşüme kendini henüz uyarlamış değil. Henüz o değişim ve dönüşümü algılamış da değil. Nedir o? Amerika Birleşik Devletleri kendisini, NATO ülkelerinin tamamını kendi hakimiyet alanı içinde görüyor. Onları birer vilayet gibi telakki ediyor. Ve o ülkelerin liderlerini de birer eyalet valisi statüsünde görüp ona göre muamele ediyordu bugüne kadar. 2000'li yıllara kadar belki. Evet. Türkiye de bunun içindeydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. İkinci vilayeti gibi. Kendi vilayeti gibi görüyordu. Yani 51 mi? Eyalet valisi gibi. 52. 52 evet. Eyaleti mi vardı Amerika'nın? Evet. 53. 51, 52. Doğru 52. Söyledim o zaman. Şimdi evet. Böyle görüyor. Devlet müesses nizamın Türkiye'ye bakışı bu. Sadece Türkiye'ye değil, bütün NATO ülkelerine bakışları bunlar. Böyle yani kendimizi çok fazla da şey yapmayalım, tartaklamayalım ama bütün dünyaya bakışı bu. Bu değişti, dönüştü. Bu dönüşüm ve değişimin temel dinamiklerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin bu süreçte gösterdiği liderlik, bölgedeki liderliği, Türkiye dış politikada uyguladığı taktikler artık bu ülkeyi senin eyaletin değil bu ülke ve eyalet valisi falan yönetmiyor. Milletin iradesi burada gündeme geldi. Hazmedilemeyen budur. Emrederim, talimat veririm, tebliğat çıkarırım ve bu ülkede benim emirlerime, tebliğatıma göre hareket eder. Mantığı o şey ortadan kalktı. Türkiye şimdi kendi çıkarlarını önceleyen, bölgesel barışı önceleyen, hatta kendi dünya barışını önceleyen ve kendi tabii egemenliğini de kimseye kaptırmayan bir ülke pozisyonunda. Şimdi bu senatonun aldığı kararlar veya yaptırımlar konusuna gelince şunu bir bilmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de karar verme süreci nasıl işliyor? Veya güç odakları nasıl çalışıyor? Bunu önemli. Çok iyi bilmek evet. lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğimizde iç içe geçmiş 3-4 tane halkadan bahsedebiliriz. Merkezde başkan, Pentagon ve dışişleri var. Bu bir çember. Asıl bütün politikaları uygulayan, oluşturan ve uygulayan bu. Ama bu çemberin etrafında başkanı da, Pentagon'u da, dışişlerini de etkileyen 3 ayrı grup var. Bunlardan birisi CIA, biri FBI, diğeri de Kongre. Dikkat ederseniz ben Kongre'yi iç çemberin içine almadım. Yani Başkan, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ayrı bir şey. Kongre bunun çevresinde. Peki Kongre'yi, CIA'yı ve FBI'yi etkileyen karar sürecinde karar vermesini sağlayanlar nelerdir? İşte lobiler, finans kuruluşları, evangelistler, neokonlar ve oradaki bizim Türkiye'de lobiler deyince zaten hepsi oraya giriyor. İçinde evet. Ama artı burada ne var? Bir de silah fabrikatörleri var. Yani savaşı pazarlayan, savaştan nemalanan gruplar da var. Bütün bunlar da CIA, FBI'nin ve Kongre'nin kararlarını etkiliyor. Özetle şu anda çatışma halinde gibi görülen bir çember var. Başkan ve çevresi. Ama o başkanı ve çevresini müesses nizamın tercihlerine göre karar vermeye zorlayan da bir baskı unsuru var. Evet. Şimdi bütün bunlar nereden oluşuyor? Bütün bunlar biraz önce Hüseyin Bey'in ifade ettiği dünya siyasetinde meydana gelen değişimi kavrayamamış olmaktan çıkıyor. Artık o müesses nizam da görecektir ki dünya ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan kararları uygulamak mecburiyetinde olan birer kurşundan asker değil. Ülkeleri uyanıyor ve ülkelerin çıkarları çok ön şeye geçiyor. Ne oluyor? Türkiye'nin anlaşılmayan tutumu nedir? Biz 2000'li yıllara kadar, yani Soğuk Savaş döneminden 5-10 yıl sonrasına kadar da devam etti. Bütün dünyada stratejik ittifaklar konuşuluyordu. NATO, Varşova Paktı ve diğerleri. Ekonomik kurumlar da bunun içinde. Özellikle Suriye kriziyle başlayan ve şu anda devam etmekte olan süreçte biz gördük ki Türkiye stratejik, Türkiye değil sadece bütün ülkelerde öyle, stratejik ittifakların yerine lokal, butik ve geçici ittifaklar oluşturuyor. Vekalet savaşları. Bunu beraberine getirir zorunda olarak. Yani Akdeniz'de siz belki
bağımsız bir tavır sergiliyorsun işte Libya ile olan görüşmeler. Ama orada karşınızda Rusya bulunuyor. Tabii. Rusya karşı tarafa destek veriyor. Suriye'de Amerika ile karşı karşıya geliyorsunuz. Rusya ile neredeyse müttefik gibi veya paralel diyelim, müttefik demiyorum de paralel bir politika izliyorsunuz. Bir başka olayda bambaşka bir Çin'le ilişkiler geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ardından Doğu Türkistan sorunu çıkıyor. Oradaki zulüm gündeme geliyor. Yani onun için stratejik, kalıcı, devamlı ve değişmez ittifaklar yerine butik ve lokal ittifaklar kuruluyor. Anladım. Şimdi bu butik ve lokal ittifaklar iç siyasette, Türkiye'de iç siyasetinde anlaşılamaz şeylere neden veriyor, oluyor. Yani adam kalkıp bunu çok net bir şekilde de muhalefet farklı yorumluyor. Sanki Türkiye'nin şeyi eksen kayması içinde, dış politikada kararsızlık falan gibi görünüyor. Oysa bu çağın beraberinde getirdiği, konjonktürü beraberinde getirdiği. Sadece Türkiye'ye özgü değil diyorsun. Türkiye'de özgü değil ve gerekli olan şeylerdir. Ne olur bunun sonucu? Ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nde madde bir, bugün alt komisyonda alınan bu kararların bir senatodan böyle çok rahatlıkla geçebileceğine inanmıyorum. Öyle mi? Evet. Niye? Ama yani şimdi Temsilciler Meclisi'nde 16'ya karşı 403 oyla geçti. Yani orada ben demokratlar da cumhuriyetçiler de hepsi birleşti, evet. Türkiye. Yani Türkiye çok rahatlıkla böyle bir kalemde silinip atılacak ve düşman saflarında görülecek bir ülke değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları da Türkiye ile ittifaktan yanadır. Türkiye'yi gözden çıkarabilme gibi bir lükse sahip değil. Sadece ABD için demiyorum bunu. Bütün Batı için söylüyorum. Gözden çıkarılacak bir ülke değildir. Bütün bu gelişmelerin Türkiye'yi karar vermeye zorlaması. Zorlamak, evet, olarak görüyorum. Belli bir süre sonra değişik nedenlerle görüşmeler başlayacak. Vazgeçecekler. Ben bunu askıya alacaklarını, vazgeçmek derken askıya alacaklarını, hep bir tehdit gibi göstereceklerini, bekleyeceklerini, ama bunun bir uygulamaya geçme şansının olmadığı kanaatini taşıyorum. Çünkü mesele sadece Türkiye'de değil. Bir süre sonra başka ülkelerle de bu tür çekişmelerin içine girilecektir. Ben bir araya gireyim. Tamam, geliyorum hemen. Son bitiriyor herhalde Ömer. Bitiriyorum ben de. Yani ben bunun uygulamaya konabilecek, bu kararların uygulamaya konulabilecek karar olmadığı düşüncesindeyim. Bir, bütün bu olaylar gelişirken sanki iki ülkenin ilişkileri kopmuş vaziyette. Ve kıyamet senaryosu falan yok, öyle bir şey değil. Hala Türkiye'nin birçok bakanlığını temsil eden, ülkeyi temsil eden onlarca görüşmeler yapılıyor. Ve her başlık, yani S-400'ler ayrı bir başlık, Akdeniz'deki petrol ve benzeri ayrı bir başlık. Hala müttefik izleniyor hocam. Tabii bunlarla ilgili onlarca görüşme yapılıyor. Ve bunlar devam ediyor. Evet. Yani ilişkiler kopmuş, iki düşman ülke falan değil. Yani yaptırım uygulansa da ilişkiler koptu anlamına gelmez tabii, evet. O başlı başına var. Benim tahminim şu açıkçası. Yani bu senatodan da geçecek. Orada başkan üzerinden, yani Trump üzerinden bir denge sağlanacak. Bir pazarlıklarla bu denge sağlanacak. Yaptırım kararı çıkabilir ama çıktıktan sonra uygulama şansı yok. Nihai denge yaptırım kararı çıktıktan sonra orada işte başkanın kullanacağı bir takım inisiyatiflerle, yani işte 9 maddelik bir katsa yaptırımlar var mesela, oradan da daha fazlaydı. Oradan işte en hafifleri ni seçerek çok büyük sarsıntıya yol açmayacak şekilde öyle bir şey ben doğrusu bekliyorum günün sonunda, ama yani senatodan bence çıkar bu. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Evet Hüseyin Hocam. Ya bu her halükarda Türk-Amerikan ilişkilerini derinden yaralayan, derinden sarsan bir sürecin derinleşmesi ve yaranın daha fazla kan kaybetmesi anlamına geliyor. Şimdi burada biraz önce konuştuklarımızı yani tekrar hem özetleyerek bir çerçeveye alıp başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerin, ki özellikle ben Pentagon'u söylüyorum, yani derin Amerika, neokonların kabul etmek istemediği bir durum var. Nedir bu? Artık dünyada paradigma değişti.
Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin oyun alanı değil. Bir taraftan Yeşil Kuşak projesini yapacaksınız. Diğer taraftan Orta Amerika'da darbe planlayacaksınız. Öbür taraftan Türkiye'de bizim çocuklar darbe yaptı diyeceksiniz. Bu son tahlilde Amerikan karşıtlığını yükseltiyor. Amerikan düzeni, yani Amerikan barışı bu kadar gerilimle yürüyemez. Yürüyemeyecek de, göreceğiz bunu. Bakın burada bir tek açıklamaya bağlı bu. Çin desin ki ya da Rusya desin ki biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ne yapmak istediğini biliyoruz. Önce Afganistan'da Trump zaten çekilmek istiyor Orta Doğu'dan. Yani ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bu dünya strateji... jandarmalığı rolü zaten zayıflama yolunda sanki. Zayıflama yolunda değil. Bence dünya jandarmalığına Amerika Birleşik Devletleri devam etmek isterse Amerikan politikalarına karşı bir tutum var şimdi. Bu bir müddet sonra politikalara karşı olan tutum Amerika'nın varlığına karşı hale gelecek. Böyle bir risk var. Ve burada şimdi daha sıcak gelişmeler var. Meseleyi sadece Türkiye olarak aldığımızda belki izleyicilerimiz biraz daha karamsar olabilirler. Fakat şöyle bir büyük resme bakalım. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri geldi, Irak'a müdahale etti. Suriye'de bakın kılını bile kıpırdatmıyor. İstese çok rahat Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile anlaşıp buradaki savaşı bitirebilir, iç savaşı bitirebilir. Burada sesini çıkartmıyor. Şimdi nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedefi? İran'a müdahale etmek değil mi? İran'da karışıklıklar ve gösteriler. Şimdi bu ve sonuçta Türkiye'ye gelmek istiyor. Ve Türkiye kendi NATO'dan müttefik olmasına rağmen, Amerika'yla çok tarihsel ilişkileri olmasına rağmen kendi eliyle, parasıyla silah istiyor. Bu silahları Türkiye'ye vermiyor ve bir terör örgütüne yardım ediyor. Yani ve bütün bunları niye yapıyor? Amerika'nın amacı ne? Türkiye'ye karşı yardım ediyor. Evet, Türkiye'ye karşı yardım ediyor. Evet. Bunu niye yapıyor Amerika? Amerika Birleşik Devletleri şunun farkında. Türkiye'yi kontrol etmezse, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrol etmezse, Türkiye bir bölgesel güç olacak, bölgede düzen koyan bir ülke haline gelecek. Ne demek bölgede düzen koyan bir ülke? İşte Mısır'da Türkiye'ye benzer bir yönetim şekli kurulacak. İşte Allah rahmet eylesin Mursi'nin başına gelenler ve Sisi'nin, darbeci Sisi'nin yaptıkları. Şimdi bu Türkiye orada bir aktör haline gelmişti. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın Lübnan'da yaptığı mitingi hatırlayın. 2012'de, 2013'te. Şimdi bütün bunları Libya'da da yapmıştı hatta. Libya'da da ondan sonra. Libya'da krizden sonra yaptı. Doğru. Ondan sonra. Bütün bunlar sonuçta Türkiye'nin fiilen de facto bir biçimde bölgede bir düzen koyan ülke. Bu çok iddialı bir laf gibi olabilir ama Türkiye'nin özgül ağırlığı artmıştır. Bölgedeki yaşanan istikrarsızlık, yani İran'daki istikrarsızlık, Irak'taki istikrarsızlık, güçlü bir liderlikle yönetilen Türkiye'nin hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda gücünü arttırmıştır. Bu gücün artmasına bağlı olarak şimdi siz Libya'yla başka bir anlaşma yapıyorsunuz. Tabii bunu yani Birinci Dünya Savaşı... Bu işin özünde sanki benim güvenlik şemsiyemin altından çıkamazsın. Çıkamazsın. Değil mi? Biraz işin özünde tabii bu var. Tabii onu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Sen gazeteci diliyle bunu çok net söylediniz. Yani sen benim bir uydumsun. Uydum gibi davranmaya devam edeceksin. Evet. Ve bunun bu rolün dışına çıkmayacaksın. Evet. İşin özü bu. Bu çerçevenin dışına çıkmayacaksın. Çıkmak istersen sana yaptırım uygularım. Ben burada Amerika'nın yani Türkiye'den vazgeçemez. Bu çok net. Yani ben bir sosyal bilimciyim. Siyaset bilimi hocasıyım. Ben bir kehanette bulunmuyorum. Ben ne söylediğimin farkındayım. Amerika Birleşik Devletleri 100 yıldır Türkiye ile çok derin ilişkileri var. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesini ilan ettiğinde bunu ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Osmanlı Devleti. Ve oraya işte çok tarihi derin bağlar var. Diğer taraftan NATO ile beraber İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Türkiye'deki bütün savunma sistemini koyan ve Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı Türkiye'yi bir füze rampası gibi kullanan bir savunma konsepti var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunun devam etmesini istiyor. Ama artık paradigma değişti. Bölgede de değişti. Dünya, küresel sistemde de, dünya sisteminde de değişti. Ve bu tartışma, bu gerilim, hani biz bırakalım aman bak sonumuz geldi demekle olacak bir şey değil. Biz burada ya korakor bir mücadele edeceğiz, kendimize güveneceğiz ama hayalci de olmayacağız. Çünkü dış politika duygularla yapılan bir şey değil. Peki dış politika çok yani, reel bir şey. Bu taleplere teslim olsa Türkiye biraz memleket huzura kavuşmaz mı böyle? Sakinlik, kavuşmaz. Öyle mi? Tabii kavuşmaz. Niye? Bunun bir tarihi var. Yani düşünün İsmet İnönü Başkan Johnson'a bir mektup gönderdi ve orada dedi ki yeni bir dünya. Yani düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Amerika'ya hayır. Ben işte zaten one minute dedi yani. CHP'nin baktığı yerden bakarak bu soruyu soruyorum. Yani bir de şöyle bir görüş var. Hani memleketin başı beladan çıkmıyor bu politika nedeniyle tırnak içerisinde. Bunlarla işte Amerika'yla mı baş edeceğiz? Ne işimiz var bizim Orta Doğu'da? Bir sürü klişe laflar var. Yani demin konuştuğumuz Amerika'nın istediğini yapsak, dediğini yapsak biz tamam yani senin güvenlik şemsiyeni teslim olsak da istemiyoruz. Sen ne diyorsan odur abi falan yani o senin uydun olmana devam ediyoruz. Desek de sorunlarımız devam ediyor. Rahatlamaz mı memleket? Rahatlamaz. Çünkü niye? Türkiye dünyanın en önemli jeostratejik coğrafyasında bulunan bir ülke. Dünyanın en önemli petrol yataklarının üstünde, dünyanın en önemli ordularından NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük kara ordusu Türk ordusu. Evet. Türklerin ordusu ve 40 yıldır bu ordu dünyada hiçbir ordunun yapamayacağı bir asimetrik mücadele yürütüyor. F-16'lar dünyanın en zor vadilerinden uçuyor. En zor hedeflerini vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kahraman Mehmetçik en ücra yerlerde bir asimetrik mücadele yapıyor. Bu yani gerçekten düşünün bir anda siz Barış Pınar Harekatı'nda insanlar buradan geçemez dedikleri füze rampalarının olduğu, tank savar bataryalarının olduğu yeri siz 7 günde bir anda geçiyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Yani karşınızda ya bak bu onu ben hani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk olarak bununla gurur duyuyorum ama ben bir bilim adamı nesnelliğiyle de şunu söylüyorum. Bu işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüdür. Bunu görmek lazım. Bu coğrafyada Türkiye'nin askeri gücü kadar, askeri stratejisi kadar, askeri zekası kadar hiçbir ordu yoktur. Peki. Soruyorum. Yani işte Rus ordusu 40 yıldır bir terörle mücadele etmiyor ama Türk ordusu mücadele ediyor. Uçar birlikleri var, kara harekatı var, gece nakilleri yapılabiliyor ve bunların hiçbiri yoktu. Türkiye evet. Çok şükür hakikaten yani özetin özeti konu şu. Türkiye'nin jeostratejik mevzisi nedeniyle Türkiye her zaman bu sorunlarla karşı karşıyadır. Bakın biz Amerika ile en uyumlu olduğumuz dönemde 1950'lerde, 50'lerde, 60'ta darbeye çanak tuttular. Amerika'ya rağmen Türkiye'de darbe olabilir miydi Şamil abi? 27 Mayıs, 12 Mart, şimdi, 12 Eylül. Yani sorunun cevabı da buradan çıkıyor aslında. Yani ya bence kısa vadede iyileşme olur onu söyleyeyim. Tekrar hani biraz açarak satayım. Bir 3-4 dakika içinde sonra tekrar konuşabiliriz. Araya gideceğim. Hani tamam desek Amerika sen ne diyorsan hadi yapalım. Eski tas eski hamam olsun. Senin güvenlik şemsiyene kabul ediyorum. Vazgeçiyorum bu işlerden. O zaman huzura erer mi memleket? Kısa vadede erer. Şöyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'dan biraz fon aktarırlar. Örnekleri var zaten. Var zaten Mısır'da olduğu gibi. Şöyle bir 3 ay falan kendinizi iyileşiyor gibi hissedersiniz. Hani bu şeye benzer. Hani derler ya işte kronik ve ağır hastalığa yakalanmış birisi ölüme doğru giderken böyle ölüme çok yakın bir zaman böyle bir anlık bir iyileşme olurmuş ve kendi iyileştiğini zannedermiş. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra ölürmüş. Biraz
ona benzer bir durum olur. Şan sonra ne olur? Evet. Bir araya gireyim mi? Bir şey demeden. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ile süt liman yani ve her şeyin yolunda olduğu modeller var bölgemizde. Biz biliyoruz bunu. Mısır yani, var. Mısır var, Suudi İran var. İran Şah tamamen ne olmuştu? İran'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olmuştu. Ama Hümeyni'yi getirdiler, darbe yaptılar. Nasır yönetimi Amerika'yla güya karşıydı. Bir üçüncü yol benimsemişlerdi. Fakat Amerika'yla işbirliği halinde geldi ve sonra yine onu devirdiler. Evet. Sonra ne olur? Sonra olacak şey şu. Bir, ülkenizi parçalarlar. Yani sizin doğunuzda ve güneydoğunuzda bir PKK devleti kurdururlar. Zaten nihai hedeflerden birisi bu. İki, Kıbrıs'ı kaybedersiniz ve Akdeniz sizin için bir stratejik merkez olmaktan çıkar. Bütün iddianızı kaybedersiniz. Ayrıca orada yaşayan soydaşlarınızın, Türk kardeşlerimizin de bütün haklarını savunamaz hale gelirsiniz. Ve ileride o bölgede çıkacak doğal gazdan ve petrolden asla pay alma imkanınız olmaz. Ve zincirleme yoksullaşmaya başlarsınız. Yoksullaştıkça iç çatışma, kavga daha da büyür ve bu başka problemler üretir. Dolayısıyla zaman içerisinde küçülmüş, parçalanmış, kendi iç sorunlarıyla uğraşan dış tehditlere açık bir ülke haline gelirsiniz. Eğer yani, o, bütün bu talepleri kabul ederseniz. Kabul ederseniz. Çünkü kavga nereden kaynaklanıyor? Diyor ki S-400'ü almayın. Tamam almayalım. Siz verin. Ben de vermem. Benim o zaman bir kendimi savunacak bir mekanizmam yok. Ben kendimi nasıl savunacağım? Dış tehditlere açık hale geliyorum. Olmuyor. Ondan sonra diyor ki ya Libya, Mibya buralarda ne işin var? Bırak bunları. İşte doğal gaz arama, petrol arama bunlardan vazgeç. Tamam bunlardan da vazgeçeyim. Ondan sonra işte Kıbrıs'taki iddialarınızdan vazgeçeyim. Peki vazgeçelim. İşte Kıbrıs gitti. Ondan sonra Suriye'den vazgeçin. Tamam Suriye'den de vazgeçtik. Orada PKK tehdidi devam edecek. Orada bunlar ülke kendilerine bir ülke kurmak istiyorlar. Ne yapacaksınız? Bunlara nasıl uğraşacaksınız? Savunma sanayine yatırım yapma. Gerekiyorsa ben ihtiyaç duyduğum kadar sana veririm diyeceksiniz. Yüz isteyeceksiniz. Bir tane ya verecek ya vermeyecek. Dolayısıyla bunlar çünkü konular belli zaten. Evet. Bunlardan vazgeçmek kolay. İstiyorsanız vazgeçersiniz. Ama bugünkü Irak ve Suriye neyse inanın Türkiye'nin durumu onlardan daha beter olur. Evet, hiç olmazsa Allah korusun. Mesela Suriye parçalandı ve işgal işte değişik iç çatışma çıktı. İşte Rusya girdi, Amerika girdi, işgal ettiler. Ama Suriyeliler kaçarken sığınabilecekleri bir ülke vardı. Türkiye'ye geldiler. Bizim Allah biz korusun gidecek bir yerimiz de yok yani. Onun için Türkiye'nin kendini korumaktan, kendi haklarını korumaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok. Yoksa vazgeçmek kolay. İstiyorsanız vazgeçin. Ama o zaman çok ileri bir tarih değil. Yani 10 yıl içerisinde Türkiye Suriye ve Irak'tan farklı bir ülke olmaz yani. Evet. Allah korusun. Tekrar Allah korusun diyelim. Bir araya gideceğiz. Bu konuda belki Ömer Bey ile bir şeyler söylemek ister. Devamında yine ikinci bölümde bir başka önemli konumuz daha var. Biraz bu terörle mücadele, PKK, Diyarbakır anneleri bunlarla ilgili bir takım konular, konu başlıklarını açacağız. Reklam arasında gidiyoruz. Dönüşte tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi ilk bölümde konuştuğumuz konularla ilgili şöyle bir soruya gelmiştik. Hüseyin Yayman Hoca, Şamil Tayyar konuşmuştu. Diyelim ki Amerika'nın istediklerini yerine getirdik. Tamam sen ne diyorsan o olsun dedik. O zaman memleket sulh selamet düzlüğe çıkar mı? Böyle bir soruya gelmiştik. Ömer Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Yani bu soru çok anlamsız bir soru. Bunu gündeme getirenler geçmişte de mandacılığı savunan insanlar vardı. O zaman biz Çanakkale'den için 7 düvelle savaştık. Gelselerdi, dedikleri yapsalardı. Sevr haritasını dayattılar Türkiye'ye. Evet. Yani mesele sadece S-400'ler meselesi. Mesele hatta Suriye değil. Mesele hatta petrol da değil. Bu ta şark meselesinden tutarsınız tarih serüvenin içinde geldiğinde. Türkiye diye bir devlet kalmaz o zaman. Yani adamların bütün meselesi Türkiye'yi parçalamak, bölmek, ufak devletçiklere bölüştürmek ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelik şeyleri var, projeleri var. Yani
siz parmağınızı verseniz kolunuzu kaptırırsınız. Kolunuzu verseniz bütün gövde gider. Dolayısıyla bunu bugün dillendiren muhalefet aslında kendi tarihine ve geçmişine de saygısızlık yapıyor, hakaret ediyor. Yani yeni düvel geldi Çanakkale'ye, buyurun gelin dükkan sizin diyebilirdik. Ecdadımız bunu diyebilirdi. Niye 500 bin Mehmet'i gömdük biz Çanakkale'ye? Neden biz Kurtuluş Savaşı yaptık? Ve bir de şunu hiç unutmamak lazım. İnsanlar haysiyeti ve namusu için yaşarlar. Ülkelerin namusu bağımsızlığıdır. Ülkelerin haysiyeti, izzeti ise kendi ülke çıkarlarına yönelik bir teşebbüs olduğunda takındıkları tavırda gizlidir. Peki. Yani bir ülkeye direnmeyin efendim, emperyalistlerin isteklerini kabul edin demek onursuzluğu, haysiyetsizliği kabul edin anlamına gelir ki hiçbir siyasetçinin bunu dile getirmeye bile cesaret etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Bu bölümde ağırlıklı bir şekilde bu konuyu konuşacağız. Yeni sorularla birlikte. Şimdi Diyarbakır anneleri 100 gün doldu. Bizim çocuklarımızı, PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarımızı geri istiyoruz diyerek eylem yapıyorlar Diyarbakır'da. İkinci defa, ikinci bir annenin bu talebi karşılık buldu. 15 yaşında örgüte katılan bir çocuk o dönemde. 2015'te katılmış, ikna edilerek dönüyor ve annesiyle, ailesiyle kavuşuyor. Bunun görüntüleri de var. Bunu bir izleyelim. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi bir bandımız daha var. Bu konuyu ben şöyle bir çerçeve içine alarak gündeme getirmek istiyorum. Şimdi son dönemde biz 1 Aralık'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir program yapmıştık. Bakan Soylu'nun verdiği bilgiler 2016'dan itibaren ikna çalışmaları başlıyor. Yani öncesi de vardır mutlaka ama burada artarak ve sonuç getiriyor. Yani 600'den fazla bu şekilde ailesiyle kavuşturulan çocuklar var. Sadece bu yıl içerisinde 235 kişi bu şekilde aileleriyle bir araya getiriliyor. Şimdi tabii üçünüzün de çalıştığınız bir alan burası. Yani örgüt için, PKK için mesela 90'lı yılları ele alalım. O zaman da çok yine kayıplar veriyordu ama bunu çok rahat bir şekilde telafi edebiliyordu. Verdiği kayıpları yeni katılımlarla telafi edebiliyordu örgüt. Yani toplamda 4-5 kere PKK varlığını etkisiz hale getirildiğini düşünürsek bunun yerine diyelim 5-6 bin kişilik bir örgütse bu sayıyı bir şekilde toplayabiliyordu. Ama şimdi yeni olan durum, mesela yine bir rakam daha, bu yıl içerisinde 108 kişi katılmış. Bu çok düşük bir rakam. 2019 içerisinde PKK'ya giden ya da örgütün kaçırdığı, buna karşılık 235 kişi de İkna edilerek, yani bir üniversite gibi çalışıyoruz diyor. 5300 aileyle şu anda sadece Türkiye'de değil yurt dışında da güvenlik güçleri temas halinde diyor. Yani çocuklarınızı size ulaşsın çocuklarınız, yani o aileleri devreye sokarak çocukların geri getirilmesi yönünde. Şimdi o programdan iki tane bandımız var ama ilki bu bağlamla ilgili. Süleyman Soylu'ya sorduğumuz bir soru ve onun verdiği bir cevap var. Bunu da bir izleyelim. Sonra konuyu açacağız. Bir açıklamanız oldu. Terör örgütüne daha önce 5500 kişi katılırken bu yıl itibariyle katılım 108 kişi. Toplam fotoğrafı görmek açısından şimdi hani şöyle bir 20-40 senedir bu mücadele, bu terörle mücadele var ama şu cümleler hep kullanılır medyada. Terör örgütünün beli kırıldı, terör örgütü başını kaldıramaz hale geldi. Bitti. Artık bir daha şey yapamaz, ayağa kalkamaz. Şimdi tabii bu verdiğiniz bu katılım meselesi çok önemli. Örgüte katılım meselesi. Bu fotoğraf ne anlama geliyor? Yani gelinen noktada 108 kişi bu yıl itibariyle katılım demek ne anlama geliyor? Bir boksör bir boksörü ringin köşesine sıkıştırmış. Artık onun hamle yapmasına fırsat vermeden
sürekli indiriyor. Biz de sürekli indiriyoruz. Yani o köşeden çıkabilmesi mümkün değil artık. Yani enteresan bir teşbih oldu. Evet. O köşeden çıkabilmesi mümkün değil. Oradan soyunma odasına geçecek. Soyunma odasını da alacağız. Yani buna kandil diyebilirsiniz. Knockout'la kalmaz. Savunma sanayisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğer o hamleleri gerçekleştirmeseydik, yani 20'den yerlik milli oranını 70'lere kadar taşımasaydık biz bugün konuşamazdık. İki, biz devlet olarak bir şeye daha karar verdik. Biz profesyonel bir yapıya geçtik. Yani biz yükümlü olarak askere giden vatandaşlarımızla terör mücadelesini sürdürüyor değiliz. Profesyonel. Biz profesyonel bir yapıya geçtik. Manşetlerin atıldığı dönemlerde biz profesyonel bir yapıya geçmemiştik. Terörü profesyonel kaynağında yok etme anlayışı, sürekli taarruz anlayışı, sürekli alan hakimiyeti anlayışı gibi geçmişte, yani terör sonrası kendisine yapılan hamle sonrası, kendisine yapılan saldırı sonrası operasyon başlatmadan tam tersi. Şimdi bakın, bizim ilkbahar ve yaz operasyonlarımız vardı. On binlerce operasyon yaptık. Yani terörü kaynağında yok et derken, ya bu bir sadece bir motto değil, bir eylem biçimi. Evet, şimdi bir özeti aslında, yani bugünkü terörle mücadelede yeni durumu, yeni ortamı, yeni iklimi, yeni atmosferi yansıtan cümleler bunlar. Şamil Tayyar'la bu bölümü açalım istiyorum. Şimdi bakanın bu sözlerini hatırlamış olduk. Bir taraftan örgüte katılımın ciddi anlamda düştüğü bir zemin var. Bunun biraz herhalde atmosferle de bir... Yani şimdi mesela Galatasaray'da cumartesi anneleri vardı. O cumartesi annelerinin eylemleri 90'ların Türkiye'sini sembolize ediyordu. Doğru. Değil mi? Faili meçhuller, kayıplar, işkenceler, insan hakları ihlalleri, beyaz toroslar falan. Şimdi bu dönemin ruhunu Diyarbakır anneleri temsil ediyor sanki. Doğru. Yani yakın tarihteki terör vesayetine, PKK vesayetine karşı en büyük sivil direniş aslında bu. Çok anlamlıydı ve sonuç da almaya başladı. PKK da, onun parlamentodaki temsilcisi de bundan çok ciddi rahatsızlık duydu. Her platformda bunu eleştirdiler. Türkiye hakikaten terörle mücadelede son dönemde inanılmaz, tarihi, muhteşem bir başarı sağladı. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Burada Ömer abi de, Hüseyin Yaymen Hoca da üzerine kitaplar yazdığı konular bunlar. Bizim de üzerine kitaplar yazdığımız konular. Ve terörle mücadelenin tarihini iyi kötü biliyoruz. Yani PKK'nın kurulduğu tarihten günümüze kadar baktığımızda PKK'nın en ağır darbeyi yediği ve artık hakikaten tasfiye sürecine girdiği bir dönemle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir başarı sağlandı. Bu başarının tabii çok sebebi var. Birincisi, siyasi istikrar son derece önemliydi. Evet, bir istikrar var, bir irade var. Bununla beraber bu iradeyi sahaya yansıtacak elinizdeki enstrümanlar çok zayıftı. İşte bu terör gruplarını takip edeceksiniz ama elinizde bir İHA'nız, SİHA'nız vesaireniz yok. Ondan sonra işte diğer silahları kullanmak için sürekli bir ambargo uyguluyor. Terörle mücadelede bunu kullanırsanız vermeyiz diye. Ve Türkiye, hani Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, savunma sanayinde terörle mücadelede kullandığı silahları artık kendisi üretir hale geldi. Üretirken de yerli üretimin oranı işte %17, %20'den %70'lere kadar çıktı. Yani dışa bağımlılık büyük ölçüde azaldı ve bu sizin hareket kabiliyetinizi ve operasyon gücünüzü kat be kat arttırdı. Özellikle bu İHA'ların ve SİHA'ların, tabii hani kendi tankımızı, helikopterimizi, piyade tüfeğimizi üretmemiz önemli. Ama işlerinde kanımca en kritik olanlardan birisi bu İHA'lar ve SİHA'lar. Hem yurt içindeki terörle mücadelede hem de sınır dışı operasyonlarda, Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Afrin operasyonlarında gerçekten hani inanılmaz işler başarıldı bu mücadeleyle. Bu son derece önemliydi. Mantalitenin değiştiğini görüyoruz. Yani alan yönetimi dedi, işte taarruz dedi. Bunlar önemli. Mesela alan yönetiminin terörle mücadelenin tarihine baktığımızda, özellikle hani o en karanlık yıl diye bildiğimiz 93'ten sonra
uygulandığını biliyoruz. 93-95 arasında alan yönetimi uygulandı ve ciddi bir aşama kaydedildi. Yani o parçalı koalisyon dönemine rağmen başarı sağlandı. Fakat 95'te o 95 sonunda yapılan seçim sonrası siyasi istikrarsızlık bu mücadeleyi sekteye uğrattı. Onun için hani istikrarsızlık vurgusu yaptım. Mesela o seçimden hemen sonra bir 3,5 aylık bir anayolu hükümeti kuruldu. Ondan sonra Refah Partisi ile Dolo Partisi hükümet kurdu. Bu sefer de bugün Amerika'daki konuştuğumuz şeyleri burada konuşur hale geldik ve bir postmodern darbe süreci yaşadık. Dolayısıyla siyaset mecrasına dışarıdan bu yönelimler, bu müdahaleler terörle mücadeleyi de sekteye uğrattı. Ben kendi kitabımda da yazdım, haber olarak da yaptım. O tarihten kendi iktidarlarını, hani devlet içi iktidarlarını korumak için emniyetteki ağır silahların hepsini topladılar. Ve altında, o toplama kararının altında Çevik Bir'in imzası vardı. Düşünün, siz kendi güvenlik teşkilatınıza bile güvenemeyen bir silahlı kuvvetler yapısı vardı. Ve o zaman bu da çok tartışılmıştı. Mesela Bülent Orakoğlu'nun yargılandığı konulardan birisi de şuydu. Yani darbeye karşı 170 bin polisimiz var lafından dolayı adamın başına gelmedi kalmadı. Ya o özel harekat mesela ciddi anlamda mesela özel hareketler tasfiye edildi. Tabii ondan sonra özel hareket birimleri tasfiye edildi. Sonra yıllar önce kaçakçılık döneminden kalma sınırdaki karakollar sürekli baskın yiyordu. Yani yeni konsepte uygun olarak, yeni şartlara uygun olarak karakollar falan yapılmadı. Ve bunlar o baskınlar nedeniyle de çok fazla şehit veriyorduk. Yani İlker Başbuğ'un o tarihte, sonraki yıllarda da yine bir yardımcısı vardı, ikinci başkan. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Işık Koşan'a. Yok o değil. Hasan diye isim geliyor ama yani ismini yanlış. Isız. Hasan Isız olabilir, evet. Onun bir toplantıda yaptığı çok talihsiz bir açıklama vardı mesela. Sanki para pul yok da hani biz bu işleri yapamıyoruz demeye getirmişti. Yine mesela Refah Yol döneminde zannediyorum Sayın Rahmetli Erbakan'ın bir lafı mıydı? Sınır dışı operasyon yapılıyor ve operasyondan hükümetin haberi yok mesela. Şimdi bu tür talihsizlikler yaşandı. Onun için siyasi istikrar her şeyin başında ve son derece önemli. İki, sizin terörle mücadelede kullandığınız bütün silahları artık üretir hale gelmeniz önemli. Üç, mantalitenin değişmesi önemli. Bir profesyonel orduya oraya geleceğim. Sonra yani profesyonel orda. Şimdi orada siz yani işte kısa dönem veya işte uzun dönem askerleri hayatı boyunca işte 20 gün 30 gün silah tutmuş çocukları karakolda nöbet tutturuyordunuz. Yani bunlarla sizin o mücadeleyi vermeniz asla mümkün değildi. Ne yaptınız? Profesyonel orduya geçtiniz. Şu anda terörle mücadelede tamamen profesyonel ordu kullanılıyor. Yani diğer askerler farklı birimlerde değerlendiriliyor. Bu son derece önemliydi ve bu bize ciddi bir şekilde terörle mücadelede bak başarı getirdi. Bu başarının tabii ki bir sosyal yansımaları, siyasal yansımaları var. Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır PKK vesayetinden, PKK zulmünden muzdarip, mağdur olmuş o geniş kitlelerle de bir güven gelmeye başladı. Yani devletin bu işi başardığını hissetti ve kendilerine sahip çıktığını düşünmeye başladı. Dolayısıyla devlete olan güven de artınca işte o anneler, siz orada toplar hale geldiniz. O anneler size, devlete inanmasa ve güvenmese orada o birlikteliği sağlayamazlar. Şimdi bununla beraber işte daha yani terör gruplarına katılımlar son derece azaldı. Bir de gerekçe burada yani şimdi o 90'ların Türkiye'sindeki ortam ya da işte daha eskiye gidersek Diyarbakır cezaevinde 12 Eylül döneminde uygulanan işkencelerin PKK'yı nasıl büyüttüğünü de biliyoruz. Burada bu gelinen nokta itibariyle bir gerekçesizlik hali de yok mu? Yani dağa çıkmayı aklından geçirecek bir Kürt çocuğunun o bölgedeki ben hani niye dağa çıkayım artık? Böyle bir zemine de gelmedi mi işler? Ya elbette tabii sonuçta bir yani bugün sahip olduğunuz değerler silsilesi yani bir 40 yıllık 50 yıllık tecrübeden kaynaklanıyor. Mesela çok eleştirilen konulardan birisi çözüm sürecidir. Ben de mesela o zaman kampta çok ciddi eleştirdim. Yani eleştirdiğimiz tarafları var ama pozitif tarafları da oldu mesela. Bugün
bazı mevzular daha rahat konuşuyor olmamız ya da toplumun devlete olan güvenin artmasında o süresi yaşananlar da herkes kimin ne niyete sahip olduğunu gördü değil mi? Yani mesela devlet hep şu söyleniyordu. Çözmek istiyor. İstiyor ama bunlar yapmıyor. Evet. Mesela yıllarca çözüm sürecine kadar şu konuşuldu. İşte devlet yani bunlarla otursa, konuşsa, bir diyalog kurulsa bu mesele çözülebilir. Aslında bunların da yani çok böyle ülkeyi bölmek, parçalamak gibi niyeti yok. İşte yaşanan sorunlardan dolayı işte daha çıktılar gibi böyle çok sözde masumane talepler dile getiriyordu. Burada yani biz zaten bunu biliyorduk, hepimiz biliyorduk, devlet de biliyordu, herkes biliyordu ama o bölgede terör örgütünün, PKK'nın kandırdığı kitlenin önemli bir kısmı bu hikayelere de inanıyordu. Şimdi o çözüm sürecinde yaşananlar terör örgütünün o kirli ve kanlı yüzünü, o güvenilmez yönünü de insanlara gösterdi diye düşünüyorum. Evet. Bugün eğer devlete olan güven bu ölçekte arttıysa o süreçte yaşananların da ben pozitif katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii hani mantalite değişti dedim. Bu son derece önemli. Yani meselenin hep güvenlik boyutunu konuşuyoruz ama bir de bu işin sosyal boyutu var, kültürel boyutu var, diğer mecraları var. Şimdi Hüseyin Yayman hocamız bakan yardımcılığı da yaptı. O bölgelere yapılan yatırımlardan da muhtemelen bahsedecektir. Şimdi orada mesela Köydes projesi, Beldes projesi bunlar hiç mesela konuşulmadı o tarihlerde. Ya 80 yaşına gelmiş kadın hayatında ilk defa mutfağında bir çeşmeyle tanıştı. Köy yolları yapıldı. Oralara yardımlar götürüldü. Yani vatandaş kendisini birinci sınıf vatandaş gibi görmeye başladı. Çünkü o yıllarca işte bakın bu devlet sizi yurttaş olarak görmüyor, ihmal ediyor tezi tümden çürüdü. Dolayısıyla çok yönlü olarak bakıldığında yani sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, sportif yönüyle her mecradaki iyileştirmeler güvenlik politikalarıyla da beslenip desteklenince devlet ve vatandaş arasındaki bağ daha da güçlendi ve bugünkü tablo ortaya çıktı. Burada emeğe geçen katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız da diğer yetkililer de Allah hepsinden razı olsun. Evet. Şimdi evet Hüseyin Hocam aynı konu sorumuz da aynı. Yani bu işin bir Süleyman Soylu'nun anlattığı bir şekilde yani yeni olan ne işte biz hani 90'larda da onu sorduk. Manşetler PKK artık işte belini doğrultamaz, başını kaldıramaz. Beli kırıldı örgütün falan ama bir şekilde kendini yenileyebiliyordu. Şimdi ne oldu? Nedir yeni durum? O bir ringden örnek verdi. Hani bir boksörün diğer bir boksörü köşede sıkıştırması, sürekli indirmesi, yumruk indirmesi, onun da cevap verememesi, karşılık verememesi. Bir de yani bu dağ katılımların düşmesi ve dağdan ikna edilerek geri getirilenlerin artması. Yani az rakam değil 600 kişi 3 sene içerisinde ikna edilip geri getirilmiş. 235'i bu yıl içerisinde bunların. Belli ki yani hani yeni bir ruh, yeni bir atmosfer, yeni bir iklimden dolayı mı aynı zamanda? Yani bir işin mücadele kısmı var. Bir de bu zemin, bu ortamın bu sürece yaptığı katkı var. Bu iki başlık üzerinden değerlendirme evet. Alalım. Sağ olun. Siyasi literatürde bir söz vardır. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Roma'nın hakkını Roma'ya vermek lazım. Gerçekten terörle mücadelede ben teşekkür ederim. Şamil abi de referans verdi. Ömer Bey de biliyor. İzleyicilerimiz de pek çoğu biliyor. Yani Türkiye'de bu meselenin hikayesini, hafızasını yazan ve Türkiye'nin işte başucu kitaplardan bir tanesini çalışmış bir kardeşinizim. Bütün hikayesiyle biliyorum. Yani ta Osmanlı devrinden Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten yani Şark-ıslahat planından 90'lı yıllara ve buraya. Burada önce şunu söyleyeyim. 1990'lı yılların ortasıydı. Sonuydu hatta ya 97 ya 98. Şenkal Atasagun gazetecilere bir mülakat verdi. Ve dedi ki bu terörle mücadeleyi sordular, bu meseleyi sordular. Anneler bu meselede dur demeden PKK bitmez, terör bitmez dedi. Evet. Öyle, aynen bu manşet oldu. Evet. Çok konuşuldu ve bu söz aslında bu PKK mücadelesindeki
en önemli mottolardan bir tanesiydi. Anneler, analar bu çocuklarını daha göndermeye dur demedikçe PKK'yla mücadele bitmez demişti. Allah'a çok şükür ki bu sözün üstünden bir 20 yıl geçtikten sonra Türkiye böyle günleri gördü. Nedir buradaki mesele? Şimdi değişen bir şey var mı? Evet, çok şey değişti. Bir kere paradigma değişti. Terörle mücadele değişti. Şimdi sadece artık teröristle mücadele edilmiyor. Aynı zamanda terörle mücadele ediliyor. Yani sadece ağaçla değil, ormanla mücadele. Nedir bu mücadele? Bir taraftan bu meselenin adı neyse, kolektif haklar, bireysel haklar ve kamusal alandaki bütün hürriyetler teslim edildi. Nedir? 24 saat yayın yapan bir Kürtçe radyo televizyon var. Yani bir red tane, ve asimilasyon politikalarına son verildi. Red, inkar ve asimilasyon politikaları son buldu. Bu çok söylendi zaten. Sözel olarak ifade edildi. Fakat bunun altyapısı doldurulmamıştı. Mesela DYP-SYP koalisyonunun ilk ziyareti, hükümetin, Süleyman Demirel'in ilk ziyareti Diyarbakır'a oldu. Ve orada hakikaten çok önemli şeyler söylendi. Fakat yani 1991 yılının Kasım ayıydı. Şöyle bir tablo düşünün. Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Yani aslında Türkiye'de bir sorun varsa bu sorunun kaynağı olan zihniyetin lideri olan İsmet İnönü'nün oğlu Diyarbakır'daydı. Otobüsün üstündeydi. Cümle Kürt realitesini tanıyoruz. Tanıyoruz. Değil mi Demirel'e? Ve o orada Bakanlar Kurulu Diyarbakır'da toplandı ve bu konu ele alındı. Peki ne oldu? 92'nin 21 Mart'ına, Nevruz'una gelindiğinde işte Kanlı Nevruz diye tarihe geçen ve her yerde PKK terör örgütünün Serhildan dediği isyan ve ayaklanmalar başladı. Bu detaylara fazla girmeyeceğim. Bunları anlatabiliriz. Ama burada değişen iki şey var. Devletin bakışı değişti. Hı hı. Yöneticilerin meseleye bakışı değişti. Bu konuda devasa bir literatür oluştu. Hı hı. Yine kendisi burada yok. Hakkını teslim edelim. Fikret Bila, Komutanlar Cephesi de bir kitap yazdı. Ve burada askerlerin bu meseleye bakışı. Hı hı. Aytaç Yalman'dan. Evet. Diğer Kürt bütün yok paşaları demiştik ama değil mi yani çok evet, açık işte bir şekilde bunlar, evet. Biz yanlış öğretmişlerdi bize, biz şeye başladığımızda, bölgeye gittiğimizde bunun var olduğunu. Yani bu anlayış değişti, devletin bakışı değişti, paradigma değişti. Bunun özeti şu: Kürt kardeşlerimizin bireysel hakları, kolektif hakları teslim edildi. Kürt Enstitüsü var, yaşayan bir Kürtçe dili ile eğitim yapan bölüm var, fakülteler var ve özel okulların, yani diyelim ki Diyarbakır'da bir kişi, siz gittiniz, ben Kürtçe eğitim veren bir lise açmak istiyorum dediniz, açabilirsiniz. İlkokul açmak istiyorum dediniz, açabilirsiniz. Üniversite açmak istiyorum dediniz, açabilirsiniz. Bu kadar yani haklar tanındı. Burada başka bir şey değişti. Bununla, bu çok doğruydu zaten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın en büyük başarılarından bir tanesi buydu. Diğer taraftan terörle mücadele edilirken aynı zamanda konsept değişti. Yani özellikle bu insansız hava araçlarının kullanılması, savunma konseptinin değişmesi, yani bekleyerek, daha doğrusu savunmadan hücuma, bekleyerek konseptte değişme yaşandı. Teröristi bekleyerek kendi karakolunda ya da üstünde durarak savunma anlayışından alanı kontrol etme, alana hakim olma anlayışıyla beraber gerçekten tarihi de görülmemiş bir kazanım elde edildi. Bu da çok çok önemliydi. Yine biraz önce Şamil Bey ifade etti. Ben bunu çok değerli buluyorum. 2005'te Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a gidip, evet bir sorun vardır, bu sorun benim sorunumdur, ben bunu ne pahasına olursa olsun çözeceğim dediği 2005 konuşması. 2010 yılındaki demokratik açılım adı verilen sürecin maalesef Habur'daki teröristlerin
şov yapan görüntüleri bir anda manzaranın değişmesine yol açtı ve 2013'teki Milli Birlik Kardeşlik Projesi. Bütün bunlar insanlara, hem doğudaki hem batıdaki insanlara, hem Türk kardeşlerimize hem Kürt kardeşlerimize, ya evet Tayyip Erdoğan gerekirse ben baldıran zehir içeceğim, ben bu sorunu çözeceğim, ne mal olursa mal olsun demesine rağmen bunlar bu uzatılan ele silahla, kurşunla karşılık verdiler dedi bölge halkı. Ve düşünün, çukur eylemleri sırasında, hendek kazma eylemleri sırasında terör örgütüne destek vermediği gibi sahayı boşaltarak Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Diyarbakır'da ve İdil'de, pek çok yerde, surun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman Mehmetçiklere, yani kendi ordusuna destek oldu. Evet. Bunlar çok çok önemli. Geldiğimiz noktada gerçekten hakkını teslim edelim. Tarih boyunca Doğan Güreş bu meselede en başarılı komutanlardan bir tanesidir. Osman Pamukoğlu Paşa hala hayatta. Çelik 1, Çelik 2, Çelik 3 harekatlarını yöneten komutan. Yine pek çok komutan var. İsimlerini tek tek sayabilirim. Çünkü bu konuyu çalıştım. Çalışmakla kalmadım. Ben Hakkari Şemdinli'ye gittim. Dağlıca Karakolu'nu gördüm. Çukurca'ya 5 defa gitmişim. Berçelan Yaylası'nı biliyorum. Yani bütün bunları şunun için anlatıyorum. Gerçekten tarih boyunca yapılmamış bir işi. Yani bir taraftan terörle mücadele, diğer taraftan sosyal yardımlar ve insanlara kendi onuruyla. Evet, sen Kürt olabilirsin ama sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşısın demek terör örgütünün meşruiyetini ortadan kaldırdı. Peki bu son tartışmalar nedir? Bu son tartışmaların da arkasında yine maalesef Amerikan emperyalizmi vardır. Hangi tartışmaları? Yani işte mecliste olan tartışmalar, bugün PKK'nın, HDP'nin şımarık, küstah bir tavır içinde olmasının tek sebebi maalesef o Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hizalamak isterken terör örgütüne verdiği destek vardır. Eğer bugün PKK'nın, Kandil'in arkasında Amerika çekilse, Mossad çekilse, Almanya çekilse, İngiltere çekilse kesinlikle zaten bölgede destek bulamıyorlar. Düşünün, bir terör örgütü 5000 terörist dağda, 2000 terörist Kandil'de, genelde öyle oluyordu. Yine daha önceki paşaların ifadesiydi bu. Şimdi Türkiye'deki sayıları çok azaldı. Bu ekmeği nereden alacak? Tüpü nereden alacak? Yakıtı nereden alacak? Suyu nereden alacak? Bu lojistiği sağlamak ve haberleşmeyi sağlamak kesinlikle küresel sistemin bir desteği olmasaydı bunlar olmazdı. Ben peki. Diyarbakır annelerine gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'ndayım. Hükümlü ve tutuklu alt komisyon başkanıyım. Ve üst komisyonunda başkan vekiliyim. Hakan Çavuşoğlu başkanla çalışıyoruz. Ben Diyarbakır'a bütün AK Parti, CHP, MHP, HDP ile gittik. HDP'liler annelerin olduğu alana gelmediler. Evet. Gerçekten çok çok önemliydi o annelerin çığlığı. Ben diyorum ki annelerin çığlığı PKK terörünü yenecek. Peki. Ömer Bey, size geldi sıra ama bu ikinci bandımızı da bir izleyelim. Orada iki tane soru sormuştuk Süleyman Soylu'ya. Bu bandımızı da bir izleyelim. Ondan sonra sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Bir demokratikleşme süreci ortaya getirildi. Hakikaten sessiz devrim dendi buna. Türkiye'de konuşulmayanlar konuşuldu, yapılamayanlar yapıldı. Şunu söylemek gerekir. Bundan 10 yıl önce insanlar rahat bir şekilde Kürtçe konuşabiliyorlar mıydı? Veya bırakın ben Kürdüm diyebiliyorlar mıydı? Yok böyle bir şey. Hepimiz bu Türkiye'de yaşıyoruz. Yok. Yani anne çocuğuyla ben şöyle söyleniyordum. Bakın hep ben de İstanbul'da doğdum büyüdüm. İnsanlar şöyle söylerdi. Ben Kürdüm ama. Hatırlıyor musunuz bu kelimeleri? Evet. Hepimiz hatırlıyoruz. Kürtçe konuşana böyle ters ters bakarlar, lan bu ne konuşuyor diye. Yani nereden çıktı bu diye. Şimdi öyle değil. Bak, bunların hepsi bir devrim. Herkesin kendisini rahatça ifade edebildiği, anlatabildiği bir devrim. Bugün herkes rahat, ben Kürdüm diyor adam. Diyor yani. Evet. Bununla ilgili herhangi bir endişe ve korku içerisinde değil.
Bunu yıkmak başlı başına bir devrimdir. Tekraren söylüyorum. Öyle kolay işler değil bunlar. Öyle dışarıdan anlatıldığı gibi hikaye yazmak gibi, makale yazıp sallamak gibi işler değil bunlar yani. Bunlar hakikaten yani önemli toplumsal hayatta. Red ve asimilasyon politikalarına son vermek. Son verildi diyor. Hepsine. Sadece bir geri dönüş, bir sapma. Bir tane olacağını... onlardan bir tane somut söyleyecek ya. Diyecekler ki şunlardan bir tanesinde siz geri adım attınız. Hiçbir tanesinde geri adım atılmadı. Tam tersi. Siz de biz de bu memlekette büyüdük yani. Bu memlekette yaşıyoruz. Ya Doğu ve Güneydoğu'nun bu mahkûs talihini yenmek kolay bir iş miydi? Yendi Tayyip Erdoğan. Yendi. Yenebilir miydi? Hakikaten öyle. Yol yok. Doktor yok. Öğretmen yok. Üniversite yok. Havalimanı yok. İş yok. Güç yok. Hiçbir şey yoktu. Şimdi bu konuda geçmiş travmaların üzerinden çıkılması kolay bir iş değil. Bu travmaları bu toplum yaşadı. Silinip gitmez travmalar toplumda. Nasıl aşılır? Güçlü liderliklerle, güçlü değişimlerle, güçlü devrimlerle beraber aşılır. On binlerce operasyon yaptık ya. Elbette ki eksiğimiz, aksağımız olabilir. Bu yani, işkence, ama kötü muamele tabii, vesaire. Desinler ki şunlar şöyle oldu, bunlar böyle oldu. Siyasi sahiplerin dışında, somut, ortaya koysunlar. Ha, siyasi sahiplerle her şeyi söyleyebilirler. Böyle boş atıp tutabilirler. Ama elbette ki eksiğimiz, aksağımız olur. Biz tamamen hukukun içerisinde kalarak, insan haklarını da gözeterek, insanımızı PKK'dan ve terör örgütlerinden koruyarak gözetiyoruz. Ve bunu sağlayabilme anlayışına da elbette ki sahibiz ve devam edeceğiz. Şimdi bu bağlam şöyle bir soruyla açılmıştı. İki tane soru vardı aslında. Bir, terörle mücadele yürütülürken hukuk sınırları içinde kalınıyor mu? Bunu ihlal edenlere dönük gerekli muamele yapılıyor mu? Bir ikincisi de bu demokratik kazanımlar, biraz önce Hüseyin Yayman Hoca, Şamil Tayyar da etraflıca girdiler. Yani Kürtçe ile ilgili, Kürt kimliği ile ilgili geçmiş, yani AK Parti'nin yakın dönemde attığı adımlardan bir geri dönüş, bir rücu söz konusu mu? Benim pas olarak attığım bu iki soru vardı. Evet. İçişleri Bakanı'nın cevabı da bu iki soru üzerine gelişmişti. Herhalde anlaşıldı ama ben tekrar etmiş oldum. Şimdi bir siyasetçi için belki en çok övüneceği şeylerden bir tanesi olayı önceden görüp sonra da ben demiştim demesidir. Bu ben demiştim deme hakkına sahip olan insanlardan biri olduğumu Hüseyin Bey de Şamil Bey de teslim eder. Hangi bağlamda? Bu meseleye şimdi giriyorum. Bakalım ne diyeceğiz. Parlamentoda tam 8 yıl boyunca terörle ilgili, PKK ile ilgili, Kürt sorunuyla ilgili, olağanüstü halle ilgili en çok konuşma yapanlardan biriyim. Sanırım 80'in üstünde kürsüden yaptığım konuşma. İki tane önemli şeyin altını çiziyordum devamlı. Bir, PKK sebep değil sonuçtur. İki, bataklığı kurutmadan sivri sinekleri ortadan kaldırmaya teşebbüs lokal olur ve bir anlam ifade etmez. Şimdi PKK dediğimiz örgüt lokal bir örgüt olarak kuruldu. Sonra bölgesel bir mesele haline dönüştü. Şimdi bugün gelinen noktada da etnik Kürt milliyetçiliği siyaseti uluslararası bir mesele haline dönüştü. Önce bunu ortaya koyalım. PKK kurulduğu zaman Türkiye'deki bu ülkeyi yönetenler meseleyi doğru teşhis etselerdi, tedbirlerini alsalardı, sorunun teröristle mücadele değil, terörizmle mücadele olduğunu anlasalardı, 40 yıldır biz bu acıyı çekmezdik. Çünkü PKK bir sonuçtu. O günkü o bataklığın ürettiği bir sonuçtu. Bataklık kurutulmadı. Bu meseleyi konuşmanın bile suç sayıldığı bir yakın tarihten bahsediyoruz. Evet, doğru. İnsanların Kürt kelimesini, Kürt sözcüğünü kullanmaktan bile imtina ettiği, korktuğu bir süreçten bahsediyoruz. Oradan geldik. Yani korkunç olaylar oldu. Hüseyin Bey bunu kitabında da yazdı. Hepimiz yazdık, çizdik, konuştuk, geçmişle ilgili söylüyorum. Bir köy halkını meydana toplayıp insan pisliğini yedirmeye varıncaya kadar bu ülkede çok onursuzca davranışlar yapıldı. Bunu yapanların hiçbirisinin de gerçekten devletin
gerçek temsilcileri olduğunu söylemek de mümkün değil. Her birisi bir yerlere bağlı, kendilerini vatansever, kendileri dışındakilerini herkesi hain zanneden vesayet odacıklarını ürettiği isimler ve güçlerdi bunlar, bunları yapanlar. Yani adına kimisi derin devlet der, kimisi başka bir şey der. Ama ben öteden beri bu sorunun arkasında emperyalizmin var olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Nedir yani PKK yokken de vardı o emperyalistler. Hı hı. Neyle vardılar? Barış gönülleri adı altında vardı. Başka şeyler adı altında vardı. Yani olayı bu hale dönüştürmek, etnik Kürt milliyetçiliği ideolojisini güçlendirmek ve Türkiye'de bir iç kargaşanın zeminini hazırlamak için öteden beri çalıştılar. Sonuçta bir PKK varlığı oldu. PKK ile mücadelede biz 30 yıl, 40 yıl boyunca gerçekleri halktan gizleyerek, saklayarak bir neticeye varmaya çalıştık. Bakınız, Hüseyin Bey bunu yazdı, Şamil Bey bölgesi, o bölgenin insanı en azından gördü. Ben içinde yaşadığım olayların. PKK'lılar askeri garnizonun bulunduğu bölgelerde 3 kilometre, 5 kilometre ötesinde kamp kuruyordu. Biz bunu söylediğimizde de vatan haini olarak ilan edildik. Ben mecliste çıktım, dedim ki ya arkadaş, Şırnak'ta olaylar meydana gelmiş. Fotoğrafımız çok delikanlı. Bak, ne kadar genç yakışıklı bir halim var. Sanki eski meclis herhalde o. Evet. Eski salon. Evet. Eski salon. Eski bu salon. Konuşmalardan birinden birisi. Çekilmiş. Sanki milattan önce gibi falan. Gibi gör. Şimdi. Yok, hala gençliğini koruyor Ömer. Aynen öyle. Daha iyi değil mi? Sen kesinlikle. Bu maşallah. Bugün ne değişti? Ne değişti ona geliyorum. Evet. Madde 1. Çözüm, bugün herkesin tukaka dediği ama benim hala çok önemli gördüğüm, çözüm süreciyle bataklığın kurutulmasına çalışıldı. Ve çok ciddi netice alındı. Çözüm sürecinin muhatap alması falan olayları ayrı bir şey. Yani yürütülüş tarzına ben karşıyım. Ama o konsept, doğru bir konseptte PKK ve türevlerinin kullanabileceği bir zemin kalmadı. Ortadan kalktı. Yani o demokratikleşme adımlarıyla Hüseyin Bey tek tek saydı bütün bunları. 50 kat daha fazla şeyler var. Tabii ben yani, özet geçtim. Özet olarak hani sıkmamak yani için. Doğru söylüyor. Insanları. Eğer o çözüm, bakın çok net bir iddiada bulunuyorum. Ciddi bir iddiada bulunuyorum. Eğer o çözüm sürecindeki demokratikleşme adımları atılmamış olsaydı, Allah muhafaza etsin, Türkiye gerçekten de Suriye olma yoluna bir hayli mesafe almış olacaktı. Yani Suriye olmamışsak birçok nedeni var ama en temel nedenlerden biri de budur. Şimdi bu Ömer süreçte. Bey o süreci hani biz kitapta anlattık. Ömer Bey yaşadı. Evet. Bu çok önemli bir tarihe tanıklık. Bir de tabii. Ömer Bey Hatipoğlu hem siyasetçi kimliği hem entelektüel kimliğiyle ve bir İslamcı duruşuyla bu meseleye çok bence derinden baktı. Ne değişti biliyor musunuz? Şimdi Ömer Bey, yani konuşmadık bunları. Belki konuşmak lazım, anlatmak lazım. Ben Ankara'dan uçağa bindiğimde, Van Ferit Melen Havalimanı'na indiğimde ve Hakkari'ye gitmek istediğimde bu yol 200 kilometredir, 180 kilometredir. Van'dan çıktıktan sonra ben Hakkari'ye gidip gitmeyeceğimi 90'lı yılların ortasında bilemezdim. Kaç günde gideceğimi hiç bilemezdim. Ve gidersem tam 8 tane kontrol noktasından geçerdim. Van'dan çıkardınız, Van'ın çıkışında bir kontrol noktası. Oradan giderdiniz, Başkale'de bir kontrol noktası. Belbeş'in denen karakolda bir kontrol noktası. Hakkari'ye varmadan Yeniköy denen Şemdinli'ye ayrılan yoldaki, Yüksekova'ya ayrılan yoldaki kontrol noktası. Hakkari'ye varmadan 5 kilometre ötedeki Depin Karakolu denen bir yerdeki kontrol noktası, tam 8 kontrol noktası. Bakın bugün Mardin'le Diyarbakır'ın arası muhtemelen kaç kilometre? 190-110 artık şehirler birbirine yaklaştı. Tam 4 tane kontrol noktası vardı. Kontrol noktası şu demek, indiniz, kimliğiniz. Adam baktı ki Ömer Vehbi Hatipoğlu, sen geçemezsin. Şamil Tayyar sen geç. Hüseyin Yayman sen dur. Böyle kişiselleşen, keyfileşen yanlış uygulamalar vardı. Bütün bunlar kalktı.
Evet. Yaylalara çıkış yasaktı. Bütün bunlar sağlandı. Evet. Araya girmek istedim, tamam. Kusura bakmayın. Şimdi birincisi bu. Bir bataklığın kurutulması olayı var. Hı-hı. İki, terörle mücadele konsepti değişti. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2000'li yıllara varıncaya kadar terörist bir eylem gerçekleştirirse cevap veren bir ülkeydi. Hı-hı. O cevabı da çok geç veriyordu. Savunma pozisyonu. Savunma ama bir savunma refleksi de gelişmiş değildi. Vatandaş haksız yere zulme uğradı. Bakın PKK'ya yardım ve destek suçunu işledin diye yüz binlerce vatandaş sorgulanmıştır bu ülkede. İyi de gel sahip çık ki ben destek vermeyeyim diyor. Gece yarısı geliyor, köyden ununu getiriyor, bilmem neyini alıp götürüyor. Sabah jandarmaya gidiyor, sen yardım ettin diye adam içeri atıyor. Devlet olarak yoksun ki. Sen devlet olarak varlığını göster. O zaman ben PKK ile mücadele ederim. İki, yani konsept değişti derken devlet her yerde var olduğunu gösterdi. Bir, iki, teröristin taarruzunu beklemeden yerinde müdahale imkanı bulabildi. İki, yani vatandaş bir devlete sahip olduğunun şeyine vardı. Bilincine, hissetti. Bilincine. Hem bilinci var hem hissetti. Yanında devlet var. Bunu gördü. Eğer o devlet var olmasaydı Hacire Ana'nın oğlu geldikten sonra bu annelerin eylemi gerçekleşmezdi. Hacire Ana'nın evladı geldi. Hacire Hanım ailesi ve çocuğuna da örgüt bir zarar veremedi. Evet. Bunu gördü vatandaş. İkinci, üç, siyasi kararlılık son derece önemlidir. Şimdi iktidarlar değiştiği için, çok rahatlıkla değiştiği için siyasi otoritenin verdiği kararı güvenlik güçleri zamanında ve yerinde uygulamadı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söylüyorsa bütün güvenlik güçleri, yani askeriyle Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat birimleri ve güvenlik güçleri aynı anda koordineli bir şekilde bu mücadeleyi yürütüyor. Dikkat ederseniz haberlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte efendim, uyum var. Uyum bayağı bir, evet. bir birliktelik var. Daha önce bu birliktelik yoktu. Hatta birbirine karşı tavırlar takınıyorlardı. Yani Milli İstihbarat'ın istihbari bilgilerine genelkurmay itibar etmiyordu. Onun getirdiğine siyasi otorite karar vermekte şey yapıyordu. Dört, bu mücadelede teröristle mücadelede kullanılan silahlar değişti. Bunu arkadaşlar çok güzel anlattılar. Üzerine durmak istemiyorum. Ama hepsinden önemlisi PKK bu çözüm sürecinden sonra korkunç bir yalnızlığa itildi. Hendek siyasetiyle de tamamen battı. Vatandaş o hendek, o çukur siyasetinde PKK'nın Kürt sorunuyla ilişkin bir örgüt olmadığını, emperyalizmin kuklası olduğunu birebir gördü. Şimdi HDP'nin, şimdi gelelim HDP'ye. HDP'nin siyasi söylemine baktığımızda zaten yani bu işte Kürtlerin hakları, Kürtlerin temel hakları, Kürtçe ile ilgili. O bitti zaten, onu söyleyemez. Böyle söylem, evet yani böyle bir söylem. Çünkü o bataklık kurudu, yani söyleyecek bir şey yok. Şimdi problem şurada. Ben hakkı teslim etmek adına söylüyorum bunları. Bu tarihe de not düşmektir. Teröristle mücadelede başarılıyız. Amenna. Bu çok doğru bir şey. Ama etnik Kürt milliyetçiliği, seküler Kürt milliyetçiliği siyasetine karşı siyaset üretmekte son derece zayıf durumdayız. Bunu altını çiziyorum. Belki ileride bunu tartışırız diye. Yani etnik Kürt milliyetçiliği, bu siyaset, bu seküler Kürt milliyetçiliği siyaseti zayıflamıyor. Hala gücünü koruyor. Hala sizden yerel yönetimleri alabiliyor. Hala Türkiye'de barajları aşabilen bir siyaset haline dönüştürüyor. Oysa ki Kürtler seküler bir harekete destek verecek insanlar değildir. Tabiatına aykırıdır. Yani o düşünce kodlarına, yapısına aykırıdır. Şimdi siyaset kurumunun yapması gereken bir şey var. Devlet yapacağını yaptı. Tamam. Siyaset kurumunun yapacağı bir şey var. AK Parti'nin. AK Parti'nin de CHP, bütün partilerin, yani Türkiye'nin bölünmesinden yana olmayan herkesin yapması gereken bir şey var. Neden bu seküler Kürt milliyetçiliği ideolojisi yaygınlaşıyor, güçleniyor, daha doğrusu gücünü kaybetmiyor? Bir başka, hangi politikaları üretmemiz gerekir ki vatandaşımızı doğru istikamete yönlendirebilelim? Birinci mesele bu. İç politika ile ilgili söylüyorum. İkinci temel sorun, devlete düşen sorun ise bu meselenin uluslararası boyutta sempati ve prestij kazanmasını
engellemek için biz ne yapmalıyız sorusu. Bu iki soru ortaya konur. PKK ile mücadeleyi devletin güvenlik güçleri yapar. Yapıyor ve sonuçlandırır. Buna inanıyorum. Ama HDP ve seküler Kürt milliyetçiliği ideolojisiyle mücadeleyi siyasetçiler yapar. Evet. Ben buradan AK Parti'ye şunu söylüyorum. İki tane AK Partili arkadaşım var. Milletvekili. Hüseyin Bey zaten bu işlerin uzmanı. Yani kitabını yazan bir insan. Sen de bizdensin. Ya. Ben de sizden miyim? İyi, teşekkür ederim. Şimdi bir gün herkes AK Partili olacak. Rahmetli Erbakan olacak. AK Parti'nin politikalarına birçok politikası %100 bu bağlamda CHP'yi de konuşmak lazım. Ama AK Parti'nin yapması gereken bir şey var. Bakın AK Parti'nin yapması gereken. AK Parti bölgede örgütleriyle, seçtiği milletvekili adaylarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve üretilen politikalarla maalesef bu sonucu elde edebilecek bir performans sergilemiyor. Halktan kopuk, sorundan uzak, sadece iş takipçiliğiyle siyaset yapılmaz. Bölge halkının desteğini sağlayacak örgütlere ihtiyaç var, teşkilatlara. Ben Tayyip Bey'in kendisine söylediğim için burada çok rahat söylüyorum bakın. Çok net. Sayın Cumhurbaşkanı derim ki sizin bölgede belediye başkanlığı meselesi müzakere edilirken kim aday olursa ne olur filan. Böyle bir müzakere esnasında eğer %41 oy alıyorsanız bunun %35 oyunu vatandaş Tayyip Erdoğan'a sevgisine veriyor. Evet. %5'i 6'sı bakanlarınız artı milletvekilleriniz artı teşkilatlarınız ancak veriyor. Kaç? 5 mi? %5, %6. İyi, maşallah iyiymiş yani. O kadar da değil de ayıp olmasın diye söylüyorum bunu. Bakın. Şuna inanıyorum. Çok net söylüyorum. Örgütsüz olarak seçime girsin AK Parti. Örgütsüz olarak. Ve sıradan bir aday gösterilsin. Sizi şerefimle temin ediyorum ki çok daha fazla oy alır. Demek ki AK Parti'ye düşen önce kendi örgütlerini ve sonra siyasal temsilcilerini, o bölgeyle ilgili konuşuyorum, gözden geçirmesi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen nedir? Kale dizdarlığından vazgeçecek. Nerede? Kale dizdarlığı. Kale dizdarlığı. Benim kalem diyor, koruyacağım. Bekçilikten vazgeçecek. Diyecek ki bu ülkenin gelişebilmesi için bu ülkenin Kürt vatandaşlarının da... Hayır, ama CHP zaten gönüllü olarak... Hayır, CHP HDP'nin değirmenine su taşıyor. Tamam diye ittifak yapıyor. Değirmenine su taşıyor. Seküler Kürt milliyetçiliğinin yaygınlaşması için yani elinden geleni yapıyor. Katılıyorum. Doğru. Ben bunu söylüyorum. Bundan vazgeçmesi lazım. Türkiye'nin bütünlüğü için varsa politikalarını üretmesi lazım. Yani o bölgenin iş, meslek ve mesken sahibi yapılırsa, o bölge insanına eğitim imkanları verilirse, o bölge insanı eşit statüde vatandaşı olarak bunları kim yapacak? Bunlar bütün Türkiye'nin sorunları. İşte aynı siyaset yapacak. Tabii. Hayır, şimdi Türkiye'nin tabii ki bir sorunları var. Ama o bölgede de ya arkadaşım 5 dakikalık 7 nokta bilmem ne şiddetinde 10 saniyelik bir deprem oluyor, bölgeler yıkılıyor değil mi? Ya benim bölgem 40 yıldır deprem yaşıyor. Terör depremi. Evet. Ya oradaki o şeyi kim oradan kaldıracak? Siyaset kurumu kaldıracak. Anladım. Peki. Dolayısıyla ben siyasetçilere sesleniyorum. Biraz da sataşma vardı. Ben bir iki cümle. Sana da sataşayım olur. Yok, sataştı zaten. Cevap vereyim. Yani hakikaten bunun yapılması lazım. Özellikle biraz önce konuşulduğu için söylüyorum. Van, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Siirt ve diğer iller, o bölgedeki Güneydoğu illerini sayarak söylüyorum. Çok iyi bir şekilde yeniden örgütler itibariyle dizayn edilmelidir. Ve etnik Kürt milliyetçiliğine seküler. Seküler, etnik Kürt milliyetçiliği. Bakın kelimeleri bilerek seçiyorum. Çünkü seküler dediğim zaman o milletin, o halkın dini değerleriyle çatışan bir milliyetçiliği. Evet. Etnik deyince zaten etnik Kürt milliyetçiliğini yaptığınız zaman bu bölge, ülkede tepkiyle karşılamanızdan daha doğal bir şey olamaz. Etnik milliyetçilik karşısındaki etnik milliyetçiliği körükler. Evet, ben vakit... Peki. Şöyle, ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şöyle, yani Ömer abinin endişelerine, kaygılarına ve yapıcı eleştirilerine büyük ölçüde katılıyorum. Doğru. Yani etnik milliyetçilik, seküler milliyetçilik karşısında
arzu edilen sonuç çok yeterli gözükmeyebilir ama burada da ben biraz daha hani bunun sürece bağlı olarak değişeceğini düşünüyorum. Hı. Yani İnşallah. O sözünü ettiğimiz çözüm süreci ne zaman bitti? 2015'te bitti. 2015'ten bu yana yaklaşık 4 yıldır teröristle ciddi bir mücadele var. Ama öncesinde de terörizmle mücadele kapsamında işte o arkadaşlarımızın da anlattığı sosyal alanda, kültürel alanda yapılan çok ciddi yatırımlar var orada. Yani vatandaşla devlet arasında ciddi bir köprü kuruldu. Şimdi bunun siyasete yansıması için o özgürlük ve güvenlik dengesinin iyi korunması gerekiyordu. Bunda da ciddi bir mesafe kat edildi. Teröristle mücadelede sonuç almadan diğer alanda yaptığınız çabaların hani geri dönüşümünün bu kadar güçlü olamazdı diye düşünüyorum. Bugün gelinen noktada bir şey başarıldı aslında her şeye rağmen. Bugün Selahattin Demirtaş'ın daha önce aday olduğunda, Cumhurbaşkanı aday olduğunda %13 civarında oy almıştı. Şimdi %10'u zor geçtiler. Kanımca %10'u geçmelerinin bir psikolojik etkisi de var. Baraj. Baraj nedeniyle hani o politikalara destek olmasa bile ya işte bir Kürtlerin de temsil olsun duygusuyla o politikanın içinde olmasa dahi oy verenler bir de CHP'liler verdiler barajı geçsin diye birçok yerde ve bölge bölge ayırmışlardı. Dolayısıyla aslında, baraj düşse mesela %5'e ben ona geleceğim. %10 alamaz. Şimdi bakın siz %10 barajını düşürün, benim de kişisel kanaatim HDP'nin %10'un altında kalacağı yönündedir. Kalır diye düşünüyorum. Yani HDP yavaş yavaş irtifa kaybetmeye başladı aslında. Yani son bir yıldır bunu hissediyorsunuz. Bu politikalar devam ettikçe bu daha da azalacak. Ama özellikle İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde izlenen bazı yanlış söylemlerin Doğu ve Güneydoğu'ya negatif etkisi oldu. Şöyle bir ayrım da var. Yani ona dikkat çekmek isterim. Bu sözünü ettiğimiz mücadelenin Doğu ve Güneydoğu'da geri dönüşümü yüksek. Yani vatandaşlar artık HDP'den kopmaya başladı. Fakat Batı'da yani o PKK zulmünü o bölgede yaşayanlar kadar doğrudan hayatında hissetmeyenler, mesela İstanbul'da yaşayanları, diğer illerde yaşayanları da siyasi tercihlerinde çok köklü bir değişiklik olmadı. Yani hani bu tabir çok doğru mu bilmiyorum ama zaman zaman da kullanıyoruz. Yani Kürt diasporası şey yapmadı. Yani doğuda, güneydoğuda zayıfladı. Siyasal tercih çok değişmedi. Bunu şuna da benzetiyorum. Mesela bugün Ermenistan'a gitseniz bir araştırma yapılsa o Ermenistan'daki yokluk içinde yaşayanların Ermenistan halkının önemli bir kısmı Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini istiyor. İsterler. Nitekim buna ilişkin anketler ama de var. Fakat Ermeniler... Amerika'da yaşayan, Fransa'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan hani amiyane tabirle tuzu kuru olanlar bu Ermenicilik rolünü üstleniyorlar ve devam ediyorlar. O sebeple Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizin siyasal reaksiyonlarıyla Batı'da yaşayanlarınki arasında da bir ciddi bir fay oluştu, onu da söyleyeyim. Yani bir farklılaşma oluştu. İnşallah zaman içerisinde bunu da toparlar diye düşünüyorum. Bu bir süreç. Mesela hani konjektürel, hani belediyeleri kazanma kaygısıyla bizim söylemlerimizdeki bazı kırılmalar doğru, mesela hani işte Kuzey Irak'a gidin vesaire gibi hani ifadeler ister istemez duyguları biraz incitti. Yani bu konuda hani dil, uslup ve söylemdeki o kırılganlığa yol açacak ifadeleri de toparladığımızda, düzelttiğimizde bu sözünü ettiğimiz politikaları ilave olarak yani bu süreç daha da hızlanır diye düşünüyorum. Peki. Kısa bir cümle ifade edeyim. Bu sorun çözülemez bir sorun değil. Bu seküler, etnik... Evet, bu seküler, etnik Kürt milliyetçiliğiyle biz mücadele ederiz. Ederiz ve kazanırız. Ama işin aması var. O bölge insanının ne istediğini bilerek, onu yaşayarak, içselleştirerek mücadele ederseniz kazanırsınız. Yani Refah Partisi bunu yaptı. Biz Diyarbakır'da ben gittim. 10 milletvekilinden 5 taneyle döndük biz. Diğer bütün partilere 5 tane vekil kaldı. Bu mümkündür. Ama bunu yapabilecek takatimizin olması lazım.
gücünüzün destek desteğinizin olması lazım. Bir projeyle hareket etmek. Yani bir projedir. Bundan dolayı bunun çözülmesi lazım. Çok önemlidir. Şunun için önemlidir. Bugün Belçika'daki, Hollanda'daki, Fransa'daki, İtalya'daki insan da artık Kürt savaşçılarından bahsediyor. Bu hale dönüştü mesele. Dolayısıyla bölgesel PKK, bir sorun da filan değil. YPG demiyor, Kürt diyor. Şimdi mecliste bütçe görüşmeleri var. Orada tabii zaman zaman, bugün de mi bir kavga oldu? Hüseyin Yalçın mecliste yüksek oluyor. Geliyor. Evet, orada bütçe görüşmeleri genel kurulda yine gerilimli bir ortamda zaman zaman geçiyor. Şimdi AK Parti'nin meclis grup başkan vekili Özlem Zengin, niye bunu getireceğiz? Çünkü çok dikkat çekici. Orada bir HDP'li bir ismin söylediği sözlere verdiği bir cevap var. Evet. O HDP'li ismin kullandığı cümleler daha çok benim dikkatimi Ömer çekti. Ömer Özelan'la. Kimle ilgili? Ömer Özelan isimli bir milletvekiliyle polemik oldu. Bir izleyelim. Belki bizim bulamadığımız bazı noktalar var. Onu da siz biliyorsunuzdur. Evet, şimdi şu cümle, yani burada bütçe dedikleri şey siyasal İslam soslu, türbanlı, abdestli bir soygundur. Cümlesine tepki gösteriyor. Bunu bir HDP'li milletvekili. Ama evet, ben yani bulamadım onu. Biraz ben şimdi isminin Nursel olduğunu biliyorum. Soyadını bir anda hatırlayamadım. Ben de o anda genel kuruldaydım. Bütçeyle ilgili konuşmada zaten HDP'lilerin tavrı sürekli bir saldırma, sürekli bir hakaret, sürekli bir sataşma ve kavga çıkarma hali. Yani bugün mesela Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyordu. OSB'lerle yapılacak yatırımlarla ilgili bir konuda bir anda bir HDP milletvekili bütçeyle ilgili değil, kayyum meselesini gündeme getiriyor. Ya da bu meseleyi gündeme getiriyor. Önceki gün Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi vardı. Gümrük kapıları konuşulurken yine bu mesele. Yani Adalet, HDP'nin Adalet Bakanlığı Bakanına, bütçesi, Fatma Kurtulan'ın bölücüler burada dediği bir şey vardı. Yani bütün bunlar aslında HDP'nin içine girdiği bir çıkmaz ortaya koyuyor. Bir taraftan bölgedeki toplumsal desteği azalırken, siyasal destek demiyorum, yani HDP'nin geçmişteki eylemlerine bir anda büyük çoğunluklar katılırken bugün Diyarbakır dahil olmak üzere bölgede istedikleri kalabalıkları elde edemiyorlar. Onda birini alamıyorlar. Onda biri. Düşünün. Bu çok manidar bir şey. Kimse, önemli bir şey. Evet, kimse gitmiyor. Doğru. Diğer taraftan yani tekrar başa dönelim. Biz neyi konuşuyoruz? Diyarbakır'da PKK tarafından çocukları dağa götürülen annelerin Diyarbakır merkezinde bir araya gelip PKK'ya hem de HDP il binasının içinde önünde çocuğumu ver demesini. Benzer bir olay 2013'te oldu. Hı. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde, fakat orada bir 20 kişilik bir aile vardı ve onlar çabucak dağıldılar. Ben bu annelerin bu çığlığını çok çok değerli buluyorum. Önemli buluyorum. Bu hepimize Türkiye'nin terörle mücadelede, terörizmle mücadelede ne kadar doğru bir yerde durduğunu gösteriyor. Orada bir annenin çocuğunu istemesinin bir maliyeti var. Bir taraftan PKK tehdit ediyor. Diğer taraftan yoğun bir mahalle baskısı var. Diğer taraftan çocuğu zaten dağda ve teröristler tehdit ediyorlar. Durum böyle olunca çocuğu öldürülebilir, katledilebilir. Orada bir tepeden itilebilir. Ya da bir çatışmada kendi aralarında infaz edilebilir. Yani bütün bu riskleri göze alarak bir ana diyor ki PKK ver benim oğlumu diyor. Bu 1978 yılında kuruldu PKK. Kitleler çocuklarını, şöyle bir efsane vardı. Diyelim ki dağda bir terörist öldürüldüğünde aynı anda 10 tane çocuk dağa giderdi. 5 kişi giderdi. Öyle mi tamam, Ömer Bey? Tamam. Şimdi o günlerden prestijdi. O günlerden artık çocuğumu geri ver diyen bir anlayışa gelindi.
Ben bunun çok önemli olduğunu görüyorum. Dağa çıkmak çok saygı değer. Prestij. Prestij değil. Yani bir mit vardı, dağ miti vardı, mitoloji, bir efsane üretilirdi. O bir kimlik verirdi ve onun üstünden bir mücadele yürütülürdü. Diğer taraftan Suriye'deki yenilgisi de herhalde bu PKK'nın, yani bu operasyonlar önce Afrin'de, sonra Fırat'ın doğusu. Bence burada devletin moral bozukluğuna. Eyvallah, bunlar da tabii ki önemli. Burada en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin çok kararlı tutumu. Bir milim dahi geri adım atmadan terörle mücadele sonuna kadar devam edecek ve silahlar 7 kat yerin altına gömülmeden asla bu mücadele son vermeyecek tezi çok çok önemliydi. Bir diğer önemli mesele, bence Türkiye için var ulusal meselelerden bir tanesi şudur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi eğer bugün bir sorun varsa tek parti yönetimindeki, yani 1923 ile 50 arasındaki yanlış uygulamaların sonucunda bugün bir problem varsa, adına Doğu sorunu mu diyoruz, Güneydoğu sorunu mu diyoruz, yeri kalmışlık sorunu mu diyoruz, Kürt meselesi mi diyoruz, neyse, bunun sebebi 1923 ile 50 arasındaki yanlış pratiklerdir. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'da oyu kaç? Bir. Yüzde bir. Şimdi bu Cumhuriyeti kuran parti. Bu parti Türkiye'de ana muhalefet partisi ve ben iktidara gelmek istiyorum diyor. Şimdi geçmişte ciddi oy da almış orada. %45 ortalama. Öyle 1973'te belediyeyi kazanmış. Buralarda %40'larda 70'li yıllarda çok yüksek oy almış. Ve partinin maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir sözü yok bu konuda. Biz ne yapacağız demiyor ve daha dramatik olan bir şey söyleyeyim. Ben işte iki değerli büyüğüm burada. Onlar parlamentoda bulundular. Şimdi sıra bizde. Bizden sonra da başkaları orada bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu kadar yoğun tartışmalar yaşanırken, yani Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin bu mücadelede gösterdiği tavır ve HDP'liler her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil devlet ve bu yapılan işlerin hepsini yerin dibine batırmasına rağmen CHP'lilerden bir tane aklı selim "Ey HDP'li sen neden böyle diyorsun?" demiyor. Bu çok, ben bunu çok manidar buluyorum. Çok önemli bir şey ya, insan orada sadece bir iktidar muhalefet gerilimi yok. Türkiye'nin varlığına yönelik bir tehdit var. Bütünlüğüne. Bütünlüğüne yönelik bir tehdit var. Yani CHP sözcüleri, grup başkan vekilleri ya da orada makul bir isim. Evet, siz AK Parti ile bizim aramızda bir iktidar muhalefet gerilimi olabilir. Ama siz sonuçta bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bir haksızlıktır demiyor. Mesela kayyum meselesinde asla Cumhuriyet Halk Partisi şey etmiyor. Yani bu yanlıştır demiyor. Yani HDP'ye CHP'li hiçbir sözcü çıkıp ya PKK ile ilişkinizi kesin, PKK dağdan insin sözünü söylemiyor. Şimdi bu mesele nasıl yürüyecek? Yani bir şey daha var Hüseyin Bey. HDP ile CHP fikri akrabalığı olan iki siyasi parti. Yani ama bu konuda Abdullah Öcalan diyor ki biz Marksist Leninist bir hareketiz diyor. Bilimsel sosyalizme dayanıyoruz diyor. CHP içindeki ve dışındaki bütün marjinal solun çok yakın akrabası, fikri akrabalığı var. Peki. Bir, ikisinin de ortak bir hedefi var. İşte o dediğiniz seküler dama. O damar işte. Yani o zaman onları birleştiriyor. Evet. Yani bu tabii, yani şunu söylemek lazım. Diyarbakır'daki anneler de muhtemelen bizi izliyorlardır. Hepsine saygılarımızı gönderiyoruz. Kendilerinin bu adımı tarihe geçecek çok çok önemli ve belki de PKK'nın dağda bu tuttuğu, zorla tuttuğu çocukların geri gelmesi için çok çok önemli, tarihi bir adımdır. Çok teşekkür ediyoruz. Her üçünüze de sağolunuz, eksik olmayınız. Efendim bu akşam da akşam baskısının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.